İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz, iyi akşamlar değerli dinleyicilerim ve saygın okurlarım. Bu akşam her zaman olduğu gibi sizlerin programında Kenan Aydoğdu'yla Ne Var Ne Yok programında, yani Türkiye'nin en özgür, sansürsüz, objektif ve sizlerin duygu düşüncelerini aktarabildiğiniz tek program Kenan Aydoğdu'yla Ne Var Ne Yok programına hoş geldiniz. Saygıdeğer izleyicilerim, değerli okurlarım ve dinleyicilerim, her zaman olduğu gibi yine bu programda da sizler bizimle beraber olacaksınız. Ama öncelikle çok saygın bir konuğum, çok değerli bir konuğum var. Trabzon Mimarlar Odası Başkanı Sayın Yürol Usta Ömeroğlu. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerimiz, bilenleriniz biliyor, eksik olmayın. Ama diğer arkadaşlarımıza da hemen hatırlatmış olayım. Bu akşam programımızın ana başlık konusu, şöyle özetlemeye çalışayım. Çarpık kentleşme, betonlaşma, çarpık yapılaşma. Dolayısıyla biz Trabzon'dan başlayarak Karadeniz'i, Türkiye'yi ve dünyanın her bir tarafında bizlere ulaşan siz saygıdeğer izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, okurlarımız da bu orman katliamlarını, çevre katliamlarını biliyorsunuz, göllerimiz kuruyor, ormanlarımız katledildi, yok edildi. Bu vesileyle bütün bunları sansürsüz, objektif, Kenan Aydoğdu'yla Ne Var Ne Yok programında şimdi tartışmaya başlıyoruz. Ve tekrar Sayın Başkanıma, Trabzon Mimarlar Odası Başkanımız Sayın Yürol Ustameroğlu'na hoş geldin diyorum. Evet Sayın Başkanım, konuları ben söyledim. Evet. Öncelikle neresinden başlayalım diye bir söz vardır ama deveye sormuşlar ki boynun eğri, nerem doğru ki diye. Efendim bu çarpık kentleşme, betonlaşma konularında neler söylersiniz bu işin mimarların başında olan sorumlu bir kişi olarak? Buyurun hocam. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Aydoğdu. Ben de buradan bütün izleyicilerimize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Ve burada olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum. Şimdi Kenan Bey, bu dediğiniz konular aslında birbiriyle eklektik konular. Doğru. Ve birbiriyle direkt ilişkili konular. Aslında meselenin özü bir kentin gelecek planlamasından geçer. Yani bir kenti planlarken, bir gelecek öngörüsünde bulunurken kentin bir de durum tespitini ele almakta her zaman fayda vardır. İşte biz bu durum tespitini yaparken zannediyorum bazı ihmallerde bulunmuşuz. Bu dediğim şey uzun yıllara dayanan bir sıkıntı. Birkaç örnek verebilir misiniz? İhmaller şudur. Trabzon'un, öncelikle Trabzon için ben bunu birkaç yerde dile getirmiştim. Çok yerde söyledim. Beni, beyanatlarımı dinleyenler belki bıkmışlardır ama bunu tekrar söylemek istiyorum. Bıkmazlar efendim. Örnek olarak söylemek istiyorum. Şimdi biz Trabzon için bir tanımlama yapıyoruz. Ne diyoruz? 4000 yıllık bir kenttir diyoruz değil mi Trabzon için? Evet. Bunu artık ilkokul çocukları bile artık söylüyorlar. Söylemeleri de iyi bir şey. Çünkü içinde yaşadıkları kentin kadim bir kent olduğunu bilmelerinde her yaşın önemi var. Peki 4000 yıllık bir kentte yaşıyoruz. Güzel. Bugün yurt dışından gelen bir yerli turiste boş verdik. Dışarıdan gelen bir turist, yurt dışından gelen bir turist, batıdan, doğudan, kuzeyden, güneyden bize şunu soruyu sorsa bize, bu kentteki sosyal anlamda, yani kenti yönetme anlamında bizim gibi STK'ların başındaki insanlara şu soruyu sorsalar, ya 4000 yıllık bir kent tanımı yapıyorsunuz, bu 4000 yıldan bize bir şeyler gösterebilir misiniz deseler, evet. Kenan Bey, gösterebileceğimiz bir örnek var mı 4000 yıl Trabzon için? Çok zor. Yok. Olanları da elimizde yok ediyoruz. Ne kadar gidebiliriz en fazla geriye? Ne kadar gidebiliriz? Belki 1000-1500 yıl. Yani o kadar denilebilir. Surlar işte var. Evet. Ha. Bakınız işte. Surları da delik deşik ettik, ev kondurduk. Delik deşik ettik. İçine de ev kondurduk. Problemin şimdi kaynağını bulduk. Biz bir kere kendi önemimizin farkına varamamışız yıllarca. Evet. 4000 yıllık bir kent. Dolayısıyla gelecek planlamasını da işte bu farkına varamamanın getirdiği projeksiyonla yapmışız. Ne demişiz? Trabzon sanayi kenti olsun demişiz. İleriye doğru bakıyoruz. Evet. Trabzon
turizm kenti olsun diyoruz. Trabzon lojistik merkez olsun diyoruz. Bir türlü ortasını yalnız bulamıyoruz. Trabzon yatırım adası kenti olsun diyoruz. Trabzon eğitim kenti olsun. Trabzon sağlık kenti olsun. Trabzon kongre merkezi olsun diyoruz. Allah aşkına Kenan Bey, bütün bu özellikleri, ya bu dediğimiz her şeyi içinde barındıran bir tane dünya kenti var mı? Yoktur. Yani siz çok belli başlı konularda ihtisas alanlarınızı belirleyeceksiniz. Ama bu ihtisas alanlarını belirleme de mevcut durum tespitinden sonra oluşturulur. Tabii biz Trabzon'un bu kadim tarihini, bu dediğim şey 80 yıllık, 90 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Bu son yıllara ait bir şey değil. Ben Trabzon'un belki Cumhuriyet dönemi tarihi, yani planlama sürecindeki tarihinden bahsediyorum. Bunları belirlerken, işte bu öngörüde bulunurken Trabzon'un bu taşıdığı tarihi yapısını, 4000 yıllık yapısını görmemişiz. Biraz göz ardı etmişiz. Bakınız, eski kentlerimiz, eski binalarımızı, tescilli binalarımızı, eski binalarımızı tescillemek dahi şurada 5-10 yıllık bir zaman. Şöyle, Kültür Bakanlığı'ndan işte bir teşvikin çıkması, insanların tescilli olan binalarını değerlendirmesi vesaire şurada birkaç yılın ürünüdür. Daha önce tescil vardı tabii ki ama o tescil dokunma, etme, yapamazsın, yıkamazsın, izin falan. Şimdi insanların ekonomik gerileriyle beraber, devletin de bazı katkısıyla beraber insanlar bir şekilde içinde bulundukları tarihin farkına, önemine varmaya başladılar. Bu iyi bir şeydir, bu güzel bir şey. Ama bunu hadi gelin bakalım bunu, Trabzon kent merkezine bunu yayalım dediğiniz zaman sorun işte orada başlıyor. Sayın Başkanım, bu akşam sadece Trabzon'dan değil, bütün ülkemizin meselelerini özellikle konuşacağız. Ama öncesinde bir anons etmek istiyorum. Buyurun. Şu anda gördüğünüz gibi bizi binlerce insan izlemeye başladılar. Maşallah. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim Kenan Aydoğdu ile Nemanio programına. Bu akşam dobra dop dolu, her zaman olduğu gibi yüz binlerin izlediği Kenan Aydoğdu ile programında yine Lokomotif'te ana kumandada oturan oğlum Onur Kenan Aydoğdu ile çok değerli konuğum Trabzon Mimarlar Odası Başkanı Sayın Yürol Ustameroğlu ile birlikte sansürsüz, özgür, objektif bir şekilde ülkemizin sorunlarını hiç gocunmadan tartışacağız. İşin uzmanı olarak Sayın Başkanımıza her şeyi soracağım ama onun öncesinde sizden bir istirhamım var. Özellikle bu programı lütfen her izleyen arkadaşımız paylaşmanızı rica ediyorum. Şu anda ekranda gördüğüm Sayın Akın Kuru, sevgili Akın Kuru kardeşim hoş geldiniz ve Sayın Ali Kuru Samsun'dan izliyorlar bizi. Teşekkür ediyorum. Ve son yılların önemli köşe yazarlarımızdan sevgili Hasan Türedi hocamızın oğlu Murat Türedi kardeşimiz şu an İstanbul'dan izliyorlar. Murat Bey kardeşim, o önemli soru, görüş ve önerilerini Sayın Başkanıma yönelik de ülkemle ilgili olarak da lütfen bekliyoruz her programda yazdığın gibi. Ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Ülkemizdeki özellikle orman katliamlarını, arazi katliamlarını, tarım alanlarını katliamlarını ve birkaçını hatırlatmak isteyeceğim size. Özellikle Fas'ta çok büyük bir katliam var biliyorsunuz Sayın Başkanım. Kaz Dağları'nda var, Finike'de var, efendim Saroz'da var, Cerattepe'de, Artvin Cerattepe'de var, Sinop'ta özellikle var ve bizim Uzun Gölümüz'de maalesef var. Bir de Sürmene Çamburnu'nda hepiniz biliyorsunuz. Ayrıca Yasa'da da olmak üzere yüzlerce yerde katliamlar devam ediyor. Efendim bu çevre olmazsa Sayın Başkan, bizim yaşam alanlarımız olmazsa bu insanlık ne olur? Nasıl bir dikkat çekersiniz duyarlı bir çevreci olarak? Aslında böyle bir soruya muhatap olmak ne kadar kötü bir şey. Farkında mısınız? Yani siz bir basın mensubu olarak bu soruyu sormak zorunda kalıyorsunuz. SOS veriyorsunuz. SOS veriyorsunuz. Yani evet, yani çevreye duyarlı ülkelerde böyle bir soruya muhatap hiç kimse olamıyor. Demek ki burada ciddi bir sorun var. Ciddi sorun var. Zannediyorum bu demin biz Trabzon'un geleceğiyle ilgili bir planlama hatasından ya da planlama hatası demeyelim, bir kafa karışıklığı, bir heyecandan bahsettik. Bu da ülkenin geleceğiyle ilgili. Ne yazık ki ülkenin içerisinde bütün bu çevre katliamlarına sebep olarak gösterilen bu yeraltı zenginliklerimizi
bir anlamda bu çevre katliamları çok affedersin tükaka haline getiriyor. Yani keşke olmasaydı diyecek noktaya geldik. Elbette ki yeraltı zenginliklerimizi değerlendirmek zorundayız. Evet. Ama bunun adı çevre katliamı değildir. Bu ülkenin geleceğinde çevresiz bir projeksiyon sunmak mümkün değildir. Bu da bir çevre haritalarından 5 yıllık, 10 yıllık üst plan haritalarından geçer. Bunlar da çevresel değerlerin nasıl ki kent haritalarına işlenmediği büyük bölgesel haritalara bu çevresel zenginliklerin dokunulamaz diye işlenmesi, yeraltı zenginliklerinin de sınırlı sayıda ele alınması gerekir. Ama gördüğümüz ne yazık ki bu değil. Cerattepe'de gördük, Pasta'da gördük, Kaz Dağları'nda gördük. Umarım bunun daha ötesine geçilmez, daha ilerisine gidilmez. Toprağımız kalmayacak bu gidişler. Kalmayacak. Sayın Başkan, göllerimiz kuruyor. Göl kalmayacak bu ülkede. Ya göl. Yani bundan daha büyük vehamet olur mu? Balık olmayacak işte, göl olmayınca. İşte bu konudaki, bu evet. Konuda bakınız. Evet. Ya işte bakınız son yaşadığımız olay. Yukarı dipsiz göl meselesi. Dipsiz göl olayı. Ya evet, bunu, hani... ya bunu 5 sene önce bunu evet. Bir anlatsalardı bir yerde. Ya bir herhalde fıkra anlatılıyor. Herhalde bir bölgemizle ilgili bir espri yapılıyor. Dibinde özellikle ya, hazine aramadan hazine dolayı aranıyor. Olacak bir işte. Gölün dibinde hazine aranıyor. Evet. Ya bu nasıl bir şey? Ya inanılır gibi değil. Yani bunu anlatmak, akıl yoluyla bunu anlatmak mümkün değil. Sevgili şurada başkan, ben bir cümle kuramıyorum bu konuda. Doğru. Biz biraz espri yapıyoruz. Sevgili Gümüşhane hemşirelerim kızmasınlar. Çok sayıda Gümüşhane'de izleyenimiz var. İyi ki olay Gümüşhane'nin Taşköprü yaylasında oldu. Trabzon'da olsaydı Trabzon fıkrası diye dalga geçerlerdi. Yani, böyle zannedilirdi. Çünkü Gümüşhane'nin turizmi verdi. Evet. Daha sonra da artık onlardan birisi suçlanmayıp herhalde bir garibanın başına yıkılır bu diye. Bu tek bir örnek. Ama yani anladığım kadarıyla bakınız işte buna hani izin veren kurumlar vesaire fakat anladığım kadarıyla mevzuatta bir sıkıntı var. Evet. Yani işte zannediyorum şimdi o mevzuat herhalde gözden geçiriliyormuş veya düzeltilmiş. Umarım doğrudur. Umarım gözden geçirilir. İşten geçtikten sonra. Ama şimdi bir düzeltmeye gidiliyor. Göl dolduruluyor. Yani o da nasıl olacak? Bu konuda jeologlar açıklama yapıyorlar çevre bilimcileri. Bu böyle hortumdan su doldurmayla olacak iş değil şey. Diyorlar. O çeker efendim. Yani, bu, yani bir haftada yani çeker, bu, üst günde çeker. Hele yani, yazın hepten çeker. Hayır oradaki şey gitti. Yani alttaki o endemik meseleler gitti. Yani bitki, toprak, belki küçük mikroorganizmalar, bakteriler bunlar gitti. Korkunç bir şey. Yani bu sadece suyun boşaltılması olayı değil. Evet. Yani sadece su meselesi değil. Oradaki endemik yaşam bitti. Normal akılla izah edilmez bir şey. Edilemez. Tamam. Edilemez. Sevgili Arif Siz, hoş geldin güzel kardeşim. Sefalar getirdiniz size ve bize çok selam saygıları var. Sevgili Arif Siz, selam ve sevgilerimi iletiyorum. Trabzon'umuzun güzel simalarındandır. Hı. İnşallah diyor Kenan abim bir gün ben de programda olurum. Sevgili Hasan Ayasan kardeşim, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz diyorum. Evet, Sayın Kasım Şahin kardeşim, Ömer Yüzel öğretmen arkadaşlarımızdan, Sayın Adnan Kofoğlu, Sayın İbrahim Akyıldız kardeşimizle programımıza gelen ve sevgili Emrullah kardeş, Sayın Başkanıma özel selamlarımı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aleyküm selam. Sağ olsunlar. Sayın Adnan Kofoğlu, iyi akşamlar Kenan Bey. Sayın Başkanıma iyi akşamlar diyor. Teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Kofoğlu, özellikle sizin de o önemli yorumlarınızı bekliyoruz. Efendim Sayın Asile Özenler hanımefendi ve Sayın Arifsiz katliamcılara diyor, lanetliyorum. Evet. Evet. Sevgili Mehmet Ali Sayal size özellik husus selamlarını kardeşim, Antalya'dan izliyor. Antalya'dan. Buradan söyleyebilirsiniz. O benim kardeşim. Ali'cim gözlerinden öpüyorum. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Efendim Sayın Hasan Kaya Gebze'den. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Selam ve sevgiler. Ve Trabzon'umuzun önemli simalarından Sayın Süleyman Aydoğdu beyefendi de şu anda bizdeyiz. Sevgili başkan. Değerli başkanım, değerli abim. Selam ve sevgiler. Eksik olmasan İstanbul'dan Sayın Hayrullah Erfem. Akçabat'ta Genel Başkanı da şu an çok izleyen kardeşlerimize. Sağ olsun. Sağ olsun, var olsunlar. Yine Haydar Yetim Trabzon Akçabat'tan bizlere kulak veriyor. Sayın Osman Keskinoğlu hocamız da aramızda. Çok teşekkür ederim. Eksik olmasınlar. Sayın Hayrettin İpek değerli müfettişlerimizden. Hayrettin hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ve Sayın
Ayfer Diker hanımefendi, Antalya'dan izliyorlar bizleri. Çok teşekkür ediyorum. Ve yine İzmir'den Ceyhun Çuşmanoğlu kardeşimiz de izleyenler arasında. Akçabat'tan sevgili Ruşen Birinci ve çok değerli Turgay Güngör kardeşimiz. Oha. Turgay Bey çok benim de saygı duyduğum. Bunlar üç kişiydiler. Biri rahmetli oldu. Evet. Selahattin, evet. Diyad'ın kardeşimiz. Evet. Allah rahmet Geri eylesin. Geri kalan Turgay Güngör ve çok teşekkür İlyas ediyorum. Akçay kardeşime Allah'tan hayırlı ömürler diliyoruz. Hayırlı ömürler diliyorum ben de. Selam ve sevgiler. Sağ efendim o güzel yorumlarınızı da bekliyoruz sevgili tüm izleyen arkadaşlarımız. Tekrar istirham ediyorum. Ülkemizin can alıcı konularını Trabzon Mimarlar Odası Başkanımız Sayın Yürol Usta Ömeroğlu ile beraber konuşuyoruz. Program sizlerin zaten. Sizler yazıyorsunuz, soruyorsunuz. Ben aracı oluyorum. Bu vesileyle lütfen paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. Ulaşabildiğimiz kadar insanlara ulaşalım. İstanbul'dan sevgili Özkan Güngör kardeşim. Hoş geldiniz efendim. Sayın İbrahim Sarıkoç yine İstanbul'dan izleyen arkadaşlarımız ve Sayın Mustafa Bacıoğlu, Sayın İsmail Bayraktar. İbrahim Sarıkoç diyor ki İstanbul'dan kolay gelsin kardeşim diyor. Herkese de başarılar diliyorum. İstanbul'dan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Bu arada canlı yayın hattımızı da WhatsApp hattımızı efendim hem yazalım hem de verelim. 0532 337 5595'ten de bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sevgili Ali Çavuş kardeşim hoş geldin, sefalar getirdiniz. Ali Osman Malkoç Ankara'dan şu an bizleri izliyor. Sevgili Ali Osman Malkoç her zaman Trabzon günlerinde bildiğiniz AKM'nin de güvenlik müdürü olarak aslen Trabzon Arsinli evet. Hemşerimizdir ve hiç programımızı kaçırmaz sevgili Ali Osman kardeşim hoş geldin diyorum. Efendim Trabzon Şalpazarı'ndan çok değerli öğretmenlerimizden Muzaffer Alkurt hocamız, Sayın Yusuf saygılar Koz kardeşimiz. Sunuyorum. Yine sevgili Ali Ateş hocam hoş geldiniz. Ali Ateş kardeşimiz de Kocaeli'nde halk eğitim müdürlerimizden ve sevgili Kenan Durmuş kardeşimiz Almanya'dan şu anda bizleri izleyen Sayın Coşkun Karamanoğlu. Coşkun kardeşim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Geçen programlarımıza çok yorum yazdınız. Yoğunluktan göremedim. İnşallah şimdi hemen yazarsanız bari bir kıyağımız olsun diyelim ama çevre konusunda ne kadar söyleyecekleriniz varsa Sayın Başkanımızı bulmuşken lütfen bunları söyleyiniz. Ben de size buradan yardımcı olmaya çalışayım sevgili arkadaşlarımız. Dört ayrı yerden, Messenger'dan, WhatsApp'tan, TC Kenan Aydoğdu sayfası ve Kenan Aydoğdu ile Ne Var Ne Yok sayfalarımızdan ulaşabiliyorsunuz. Sayın Turgay Güngör beyefendi diyor ki, Kenan Bey bu güzel program için Kenan Bey ve özellikle Gürol Başkanım size teşekkürlerini iyi yayınlar diliyorum. Güzel demiş. Abime selam sevgiler. Güzel insan sizleri seviyoruz eksik olmayın. Sevgili Turgay kardeşim dileriz inşallah sizleri de bir gün burada görmüş oluruz. İnşallah. Evet sevgili başkanım Sayın Mehmet Ali Sayal kardeşimiz Antalya'dan yazıyor. Diyor ki evet yukarıya çıkmış oldu. Yukarıya onu bulduğumda evet bu kadar çok olunca sevgili Ali Yıldız Hollanda'dan yazıyor bize efendim. Aha. Sefalar getirdiniz. Sayın Muhittin Eyüboğlu ve eski bölge müdürlerimizden Sayın Yakup Aktürk Beyefendi. Yakup Bey hoş geldin. Sefalar merhaba getirdin. Efendim. Yakup Bey sizden çok şey bekliyoruz. efendim sizden çok şeyler bekliyoruz. O güzel yorumlarınızı da almak istiyoruz Yakup Bey kardeşim. Evet, Sayın Ömer Furtun kardeşimiz, iyi yayınlar diliyorum Sayın abicim. Konunuzda selamlar, saygılar gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Emine Aydoğdu hanımefendim, bize ve size selam saygılarını gönderiyorum. Sağ olsun. Sayın Başkanıma saygılarımı sunuyorum. Kenan Bey, Başkanıma soruyorum diyor. Şimdi İstanbul projesi var. Ha şimdi diyor, İstanbul projesi var. Kanal projesi. Kanal projesi var. Onunla ilgili görüşünü öğrenmek istiyorum, bilgi alabilir miyim diye. Birkaç bir şey söyleriz. Gazeteci yaşı olunca böyle bir soru geliyor. Akçabat'tan evet. Sayın Haydar Yetim Beyefendi ilgili olarak Akçabat'ta yorumlarını yazmış. Akçabat'ın da Sayır Dolgu projesine ilgili itirazları var. Teşekkür ediyorum. Sevgili İsmail Aydoğdu, hoş geldin, sefalar getirdin. Değerli kardeşim, yorumunu birazdan okuyacağım. Sevgili Salih Özkan, Valilik Eski Basın Müdürümüz. Müdürüme çok selamlar, saygılar. Çevreyle çok duyarlı birisidir Salih Bey. Sizi de bekliyoruz. Sevgili Murat Türedi, köşe yazarlarımızdan, evet, evet. Hasan Türedi hocamız, evet, Profesör Doktor evet. Oğlu diyor ki, Kenan Bey, bu arada sizlere en kalbi selamlarımla İstanbul'dan selamlıyorum. Sevgiler, hürmetlerimi sunuyorum. Kenan Bey, her hafta güncel gündemi inanılmaz bir başarılı şekilde ele alıyorsunuz.
Bunlar mükemmel şeyler diyor. Sizinle iftar ediyorum bir hemşeriniz olarak. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Allah sayılarınızı artırsın. Kenan abicim en büyük dileğim budur. Sizin gibi kaliteli insanların, televizyon programcısı ve yazarların bu toplumun her daim ihtiyacı bulunmaktadır. Kıymetinizi inşallah Trabzonlular olarak biliyorlardır. Bilmiyorum ne kadar biliyorlar ama sevgili Murat Türedi çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle en kalbi selam sevgilerimi sunuyor. İyi yayınlar diliyorum sevgili Murat Türedi kardeşimiz. Evet efendim, kanal projesiyle ilgili de İstanbul'dan öğretmen arkadaşımız Ünsal Altıntaş. Lütfen yorumunuzu tekrarlayın. Alacağım. Bursa'dan yazıyorum Kenan Bey. Ailece sizleri izliyoruz. Leyla Çiloğlu Akgül, Musa Akgül yazmışlar. Bursa'dan sizleri izliyoruz Kenan Bey. Başarılı yayınlarınız konuğunuza da beyefendiye de selam saygılarımız. Bursa'dan Leyla Akgül, Musa Akgül ve Sayın Zeliş Çatmak hanımefendi de aynı duygularla ve sevgili Atamer Seymenoğlu hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Sizlerin de biraz da okuyacağım. Sevgili Halit Bıyıklı kardeşimiz efendim. Demokrat Parti yanılmıyorsam Trabzon İl Başkanı sevgili Kenan Aydoğdu size de beyefendiye saygılar sunuyorum. İstanbul Beylikdüzü'nden Sayın Ali Osman Güngör efendim çevre ile ilgili duyarlılığını göstermiş ve size ve bize selamlarını göndermişler. Sayın Halit Bıyıklı efendim diyor ki Sayın Başkan Gürol Bey kardeşim Cenevizlilerden başlayarak Trabzon'un kadim bir şehir olmasına rağmen şimdilerde nasıl çökertildiğine ticari tarihiyle ve Türkiye coğrafyasına nasıl eşik olduğu, nasıl köprü olduğu yönünde anlatımlarınızı dinlemek isterim. Özellikle 1800'lü yıllardan 1940'lı yıllara kadar İpek Yolu meşruiyetini, faydalarını ve yüce katkısını anlatmanızı sizden bekliyor ve özellikle istirham ediyorum. Bu vesileyle Kenan Bey sizleri tebrik ediyor. En kalbi saygılar ve selamlarımı sunuyorum diyor Sayın Halit Bıyıklı Beyefendi. Buyurun çok cevap verin efendim size. Ben öncelikle şu Kanal İstanbul konusuna isterseniz daha önce o soru gelmişti. Tabii böyle bir soru geleceğini İstanbul'dan bilsem notlarımla gelirdim. Çünkü iki hafta önce bu konuda ekolojik dengeyi nasıl bozar diye tabii, sorular olur. Tabii öncelikle bu kanal projesinin bir jeopolitik veya uluslararası su ilişkileri vesaire gibi bir şey var mıdır, bir özelliği var mıdır? Bunu bilemiyorum. Bu konuda çünkü bir açıklama yapılmadı. Ancak olumsuzluk olarak bu konuda hazırlanmış bir chat raporu var. Chat raporundan bazı küçük şeyleri sizlerle paylaşmak isterim. Lütfen. Kanalın genişliği bir kere İstanbul Boğazı'ndan çok 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 daha dar. Evet. Ve dolayısıyla daha önce tek yönlü olarak sunulan. Çok özür dileyerek bir araya giriyorum. Sakın yanlış anlamayın. Saygıdeğer başkanım, ben aynı anda 10-15-20 işi bir yaptığım tabii, için tabii. Sizin insanımız bozulmasın. Siz devam edin. Buyurun. Evet, kanal ortalama 20 metre derinliğinde ve iki yanında 30-40 metrelere kadar varan şevler oluşturacak şekilde. Çünkü her taraftaki topografyası bir değil kanalın. Önceleri tek şeritli olarak düşünülmüş fakat daha sonra çift şeritli olarak düşünülmüş. Çift şeritli olduğu zaman İstanbul Boğazı'ndan katlarca küçük olan bir kanaldan gemiler nasıl geçecek vesaire diye chat raporunda yazan maddeler var. Bu anlamda bir ciddi bir sıkıntı var. Ayrıca Karadeniz'in bu kanal açıldıktan sonra Karadeniz'in yaklaşık 5 santimetre kadar alçalacağı Marmara Denizi'nin de 5 santimetre kadar yükseleceği öngörülmüş. Bu yine chat raporlarında bu yazıyor. Bunun dışında tabii ki bir ısı farkı, oradaki ekolojik dengenin ne olacağı konusunda tabii ki bunlar tamamen bir soru işareti. Sadece bir yerde bir problem daha. Tabii ben şimdi madde tam yazamıyorum Kenan Bey. Çünkü o chat raporundan aklıma kalanları söylüyorum. Bir de esas sorun, bakınız bu çok önemli bir sorun. Biz sadece kanalın nasıl açıldığı zaman, yani kanal işletmeye açıldıktan sonra ne olacağı tartışılıyor.
Bakınız, zannediyorum Emine Hanım bu soruyu sormuştu. Emine Aydoğdu. Emine, evet. Emine Hanım, Emine Hanım, bakınız, bırakınız kanalın kullanılma sürecini. İnşaat başladığı zaman sorunlar başlayacak. O da nedir? Oradan çıkacak toprak, milyonlarca metreküp toprak nereye dökülecek? Bu bir sorun. Bu bir sorun. Bunun için Karadeniz kıyılarında, o bölgede, o civarda yerler belirlenmiş. Tabii bu yerlerin ekolojik dengeye, kıyılara, oradaki yerleşimlere ne gibi bir katkısı veya dezavantajı olacak? Bunlar birer muamma. Evet. Aklımda kalan bunlar. Çok şey konuşuldu. Ha, oradan üstünden zannediyorum aklımda yanlış kalmadıysa 5 adet otoyol geçecek. Bu otoyol, hadi bakalım, kanalın belli bir yüksekliği var, gemilerin belli bir yüksekliği var, direkt yüksekliği var. Otoyolun o kanaldan geçişlerinde yükseltmesi söz konusu. Bunlar bir muamma. Yani ekolojik dengeyi bozacağı yönündeki öngörülerden ziyade yapılırken inşaat aşamasında dahi ne olabileceği, Karadeniz'e, o dolgu alanlarına hangi zararları vereceği noktasında da bazı endişeler var. Bu konuda chat raporları var. Bize bunlar sunuldu, anlatıldı. Evet. Ama tabii bütün bunlar, Kenan Bey, şimdi sonuçta biz bir ülkemiz var. Ülkemizin çıkarları var. Hepimizi ilgilendiren çıkarlar. Bütün hepimizi... bunların yanında bu kanalın Montreux, uluslararası ilişkiler, su ilişkileri, deniz ticareti, işte efendim savaş gemilerinin geçişi falan gibi konularla bize bir artısı mı olacak? Tabii bunlar bize çok anlatılmıyor. Yani biz bu kanalı yapılırken, bu bedelleri öderken, burada bize öbür taraftan bize milli politik olarak, milli çıkar olarak bize nasıl bir geri dönüş olacak, bunu bilemiyoruz. Gelir, bilmiyoruz. Gelir, yani nedir, dolayısıyla biz burada, ben açık söyleyeyim, burada bir Gürol Stömeroğlu mimar olarak bıraktım mimar kimliğimi bir kenara. Vatandaş olarak. Bu ülkenin sorumlu bir vatandaş olarak. Yani kanalın böyle olumsuz tarafları var. Bize chat raporlarında bunlar anlatıldı, sunuldu ama bunun dışında kanal bize bir milli çıkar olarak, bize ne olarak geri dönecek, bunu bilemiyorum. Dolayısıyla tamamen efendim bu yapılan şey külliyen günahtır, yanlıştır. Bir şey diyemiyorum. Çünkü bu tarafta da devletimizin ortaya koyduğu bir milli çıkar var. Bu çıkar konusunda bize en azından bir açıklama yapılsa, hani belki biraz daha rahatlayacağız. Ama şu aşamada olaya salt ticari olarak baktığımızda ekolojik dengenin bozulması konusunda endişelerimizin olduğunu söyleyebilirim. Evet, diğer orman katliamları, çevre katliamları, işte Kaz Dağları'ndan tutun, az önce okumaya çalıştım, Ünye'den Karettepe'ye kadar vaktinde. Evet. Bunlarla ilgili olarak da, bu arada yetiştiremiyorum ve sevgili Temel Aydoğdu, siteminizi aldım. Kenan Bey, ben birkaç defa yazdım okumadınız diye. Temel evet, kardeşim ne diyor? Diyor şurada efendim, WhatsApp'tan bana yaz. WhatsApp'tan şey yapayım, yetiştiremiyorum her taraftan. Dört ayrı yere bakıyorum. Sevgili Temel Aydoğdu, seni unutmak mümkün mü? İyi Parti'den sevgili Temel Aydoğdu kardeşim, bizim de soru ve görüşlerimiz var dedi. Onları okur musunuz diye. Halit Bey'in, evet, ben efendim. Halit abi diyeyim. Evet, Halit abimizin, benim, Halit Bıyıklı abimiz. Halit Bıyıklı abimin bir sorusu vardı. Halit abi, şimdi tabii ki ben tarihçi değilim. Yani mimarlık tarihi de ihtisas alanım değil. Ama tek bir örnek vereyim. Bu tek örnekten Trabzon'un nasıl bir kendisine görev biçtiğini en azından biraz daha anlayabiliriz zannederim. Yani geleceğe yönelik olarak. Şöyle ki eski gemiciler Trabzon için şunu derlermiş. Kenan Bey. Buyurun efendim. Gemiciler Trabzon'a yaklaşırken Trabzon'dan Sarı Şehir diye bahsederlermiş. Çok doğru. Evet. Sarı Şehir göründü. Evet. Sarı Şehir ufukta göründü. Sarı Şehri gördük diye. Bugün Trabzon'un rengi nedir? Halit abi. Kenan Bey, size soruyorum. Bugün griye dönüştü. Bugün Trabzon'un rengi var mı? Ben
Trabzon içerisinde ağaç var mı diye sormak lazım. Biraz yerel seçim, evet. Bakınız ben bu soruyu şeyde sordum. Yerel seçim tartışmaları sırasında, yani yerel seçimlerden önce bir otelde devlet büyüklerimizin katıldığı bir STK toplantısına katılmıştım. Evet. Ve orada da bana bahşettiler. Açış konuşmasını STK'lar adına benden beklediler. Ben orada bu örneği vermiş ve bir de bir İtalya kenti örneğini vermiştim. Bakınız Cenevizliler dediniz. Ben de işte bir İtalya kenti örneğini vermek istiyorum. Hangi kent olduğunu şu anda unuttum. Toskana olabilir belki. Rengini koruyarak gelişen şehir diye bahsediliyor. Bir İtalya kentinden. Tarçın rengiydi. Rengi tarçın rengiydi ve kendi ve bundan yola çıkarak Trabzon için verilen bu örneği anlatmıştı. Fakat daha sonra zannediyorum bu slogan Murat Zorluoğlu başkanımızın seçim kitapçığında o slogan oldu. Trabzon için. Harika. Ben bundan da çok tabii gurur duydum. Rengini koruyarak gelişen şehir sloganı koyulmuştu. Sadece bakınız Halit Bey, Halit abi, sadece bu örnek zannediyorum Trabzon'un ta o dediğiniz dönemlerden bugüne gelen tarihini ve o tarihin nasıl değiştiğini anlatan bir örnektir. Biz Trabzon'un daha henüz rengini koruyamadık. Yani Trabzon tarihine girmeyelim, mimarlık tarihine, rengini koruyamadık. Hocam sevgili Temel Aydoğdu tekrar yazdı ki. Temel kardeşim. Diyelim. Diyor ki. Evet. Biz ne zaman diyor Trabzon şehri olarak Trabzon'un başına işi bilen teknik kadrolara teslim edersek o zaman köy olmaktan, mega köy olmaktan Kenan Bey'i kurtaracağız diyor. O zaman belki büyük bir şehir oluruz. Bu besteyle Güro kardeşime selam saygılarımı gönderiyorum. Sağ olsun. Sayın Başkan'ın bu konudaki fikrini alabilir miyim diyor ben, sevgili Temel Aydoğdu. Temel kardeşime Kenan Bey sizin de bulunduğunuz o ilk koordinasyon kurulunda toplantısında söylenen bir eleştiriyi destekleme anlamında ben bir örnek vermiştim. Trabzon köye benzetildi demiştim. Yani bir köy oldu. Dediniz. Ben de dedim ki köye Taktınız. Kurban olsunlar. Köye kurban olsunlar. Yani bizim Trabzon'a verdiğimiz zararı biz köyde onda birini yapsak. Çok köylüler bizi o köyden kovarlar. Temel kardeşim. Yani biz köye verdiğimiz, köyü koruduğumuz kadar Trabzon'u koruyamadık ne yazık ki. O yüzden ben Trabzon'u yani böyle bir büyük köy falan nitelendirmekten ziyade yani Trabzon kent olamadı bir türlü. Ben bunu söylemek istiyorum. Kent olamadı. Yani biz kentli Trabzon'un biz farkına varamadık. Kenan Bey. Biz Trabzon'un farkına varamadık. Biz elimizdeki bu hazinenin farkına varamadık. İşte sözün başında arz ettiğim 4000 yıllık kentin anlamına varamadık. Bunun ne anlama geldiğini anlayamadık. Çok basit. Çok basit. Evet. Paris'e gidiyorsunuz Kenan Bey. Paris'te Ressamlar Tepesi diye bir yer var. Gitmişlerdi. Temel Belediye gitmişti. Abiler herkes gitmiştir. Sadece bir Ressamlar Tepesi'nden Paris yılda bilmem ne kadar frank para kazanıyor. Evet. Milli gelire katkı sağlıyor. Ressamlar Tepesi. Paris'i görüyorsunuz falan filan. Ressamlar resim yapıyorlar. Peki biz de Boztepe'den yapıyoruz. Ya bizim Boztepe'den iki tane köprümüz vardı ya. İki tane. Ki bunlardan bir tanesi 3 tane mimarlık tarihi geçmişine sahip köprüdür. 3 döneme ait köprüdür. Biri Tabakhane Köprüsü. Doğu Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerine aittir. Tabakhane Köprüsü. Biri Zağnospaşa Köprüsü. Zağnospaşa. Biz Tabakhane Köprüsü'nün altını devdik, yol yaptık. Maalesef ayağını da kırmış olduk. Evet. Çöktü. Ya biz sadece yıllarca bize gelen turistleri, arkadaşlar bize gelen turistleri biz sadece Sümele Manastırı, sadece Atatürk Köşkü ve Ayasofya Müzesi, Kilisesi, şimdi cami. Bu destinasyonlardan ayırıp da biz turisti Trabzon kent merkezine sokabilseydik, biz o Tabakhane Köprüsü üzerinden belki de turistlerden para alırdık. Para kazandırırdık Trabzon'a. Çok doğru. Trabzon'a gelen turist Trabzon'un içerisinden bir pet şişe su içmeden gidiyor. Trabzon'un içinde Trabzon'un rüzgarını hissetmeden gidiyor. Bunu aslında tur şirketlerinde sormak lazım.
Yani biz Trabzon'un tarihsel değerlerini, tarihsel değerlerinden para kazanmayı, ki biz hani Trabzon insanı, Karadeniz insanı olarak ticaretçiliğimizle övünürüz, değil mi? Kayserilerle yarışırız ya biz ticaretten. Ya biz kendi değerlerimizden para kazanmayı yıllarca ihmal etmişiz, becermişiz milli değerlerimizden. Dolayısıyla Temel kardeşim çok haklı, dediği şey de çok haklı. Evet. Ama köy nitelemesinden ziyade kent olamadık. Yani bir ara yapıyız, bir ara yapıyız. Olamadık ne yazık ki. Ben otomobilimle Cumhuriyet Caddesi'nden çıkıp Gazipaşa Caddesi, Atatürk alanına gidene kadar bir insana çarpmamak için büyük mücadele veriyorum. Yani otomobili süren insanımız da otomobilini bir ovada sürer gibi sürüyor. Karşıdan karşıya geçen vatandaşımız da bir ovadan karşıdan karşıya geçermiş gibi geçiyor. Bir yaya geçidi diye bir mevhum yok. Dolayısıyla yani bunu bir kentli olamadık galiba. Yani bunu, ama bunun neyle ilgisi var? Evet. Yani bilemiyorum. Bu çok uzun zamanlara dayanan bir şey. Efendim, saygıdeğer izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, okurlarımız, Kenan Aydoğdu ile Ne Var Ne Yok programındasınız. Uzun yıllardır, 30 yıla yakındır hazırlayıp Türkiye televizyonlarında hazırlayıp sunmakta olduğum sizlerin programı, sizlerin sonsuz güveni için şahsım Kenan Aydoğdu ve şu anda ana kumanda masasında oturan oğlum Onur Kenan Aydoğdu adına da değerli konuğum Trabzon Mimarlar Odası Başkanı Sayın Gürol Usta Ömer Oğlu adına da çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü ilgiyle beraber onlarca yerden bize ulaşmaya çalışıyorsunuz. Gönülden teşekkür ediyorum. Sizden tekrar istirham ediyorum. Paylaşabildiğiniz kadar paylaşın. Çünkü Türkiye'de kendinizi ifade edebileceğiniz ender, hatta tek program diyebileceğim Ne Var Ne Yok programı. Çünkü duygu düşüncelerinizi burada bizimle beraber ifade edebiliyorsunuz yetkililere. Bakın, biz sağ olun, var olun, eksik olmayın. Mesleğimde 40. yılım. Köşe yazarlığında, gazetecilikte onlarca köşe yazar arkadaşım da eksik olmasın şu an yazıyorlar. Ve beni çok mutlu eden bir olay, şu anda Sayın Başkanım'a da ileteceğim onu. Doğru ol kulun korkma diye güzel bir deyim vardır. Her zaman dik ve onurlu olun. Giriş önemli değil. Vay efendim bizi nasıl eleştirirsiniz diye mevcut hükümet bize kızıyor. Kızabilirler. Çok önemli değil. Gazeteci eleştiren demektir. Gazeteci eksikleri gören demektir. Televizyon programcılığı, laylaylon programları, şu anda yaptığımız programlar lagaluga programları değil. Memleketin en önemli meselelerini sizinle beraber masaya yatıyor, tartışıyoruz. Ama çok mutlu eden olay şu, kendisi AK Parti yönetimde ama özellikle Kenan Bey, bunu okur musun? Ben AK Parti yönetimindeyim, AK Partiliyim ama senin doğru dürüst olduğuna Kenan Aydoğdu inancım sonsuzdur. Sen her zaman doğruları söyleyen bir kardeşimsin diyen sevgili Mustafa Çolak hocamız. Burada da çok önemli ismini söyleyebilirsin saygılar dedi. Sunuyorum. İkram hocama. Sofrası diye çok büyük bir lokantanın, restorantın da sahip olan kardeşimiz. Selam ve sevgilerimi iletiyorum. Eyvallah. Mustafa hocamın bu şeyine layık olmaktan çok büyük onur duyuyorum. Yuna Öztürk hanımefendi, Erkan Kabataş, okuyacağım yorumlarınızı ama vakit bulamıyorum. Diyor ki, Kenan Bey, ben Trabzon'da, işte ismini söyledim, ismini de verdim, İkram Sofrası diye çok önemli bir kuruluşun da sahibi. Size olan güvencim sonsuzdur diyor. Doğru dobra dobra objektif programınız için gönülden tebrik ediyorum. Benim şikayetim aynı parti içerisinde olduğum ama haksızlığına karşı çıktığım Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na diyor. Şöyle ki, bakın aşağıda size gönderdiğim yazısında belediyemize ait yeni mahalle devlet sahil yolu vesaire adresinden sonra yapılan incelemede bir aylık kira borcunuzun bulunduğu, 7 gün içerisinde ödemediğiniz takdirde tahliye edeceğimizin bilinmesini şu sayılı devlet şeyine, hikaye kanununa, manuna göre diye beni tahliye etmek istiyorlar. Bu mu diyor şehri yönetmek? Bunu lütfen söyler misin Allah aşkına? Ben de söylüyorum Mustafa hocam. Demek ki biz doğruları söylersek, dik, onurlu, şerefli, haysiyetli durursak bize AK Partili de mağduriyete uğramış insanlar bakın burada olduğu gibi
Kenan Bey lütfen benim mağduriyetim orada paylaş diyor. Ben de Murat Zorluoğlu'nun işte orada kim yazmışsa ona ilgili diyelim şeyi, genel sekreterlik herhalde ismi de var burada. İsmini de okuyabilirim. Böyle olunca ne oluyor? Haksızlığa uğrayan insan karşı tarafa, hani diyor ya Berlin'de hakimler var Sayın Başkanım. Evet, evet. Bu da onun gibi bir şey. İnsanlar ne yapsınlar? Çaresiz kaldıkları zamanda bir yerlere. Efendim Sayın Mustafa Bekar, Ziraat Odası, Trabzon Odası Başkanı. Sevgili Mustafa Bekar, hoş geldin. Emine Battal hanımefendi, sefalar getirdiniz. Efendim Sayın Temel Aydoğdu kardeşim, değerli Salih Özkan, Trabzon Valilik Basın Müdürlerimizden emekli oldu. Değerli kardeşim ile değerli konuğu Gürel Bey'e en kalbi selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Başarılı ve çok çok faydalı bir program yapıyorsunuz. Her ikinizi de kutluyorum Allah diyor. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Sağ olun. Sevgili Seyfettin Aydın kardeşimiz de Trabzon Valilik Planlama Müdürü. Şu an yeni katılanlardan Sayın Turgay Gümüş, hoş geldiniz, o da tanınan simalardan. Turgay kardeşimi öpüyorum buradan. Ahmet Tuncer kardeşimiz, Hasan Basri Şentürk kardeşimizden sefalar hocam. Getirdiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Murat Türedi kardeşimiz tekrar yazmışlar İstanbul'dan ve özellikle bize örnek göstermişler bazı yazıcı yalaka program yapanlara uzunca yazılar zamanınızı almak için. Maskesiroğlu'ndan Katip Çolak kardeşim hoş geldin, sefalar getirdin. Sağ olsun. Sevgili Katip Çolak kardeşim, sorularınızı Sayın Başkan'a elimden geldiği kadar sormaya çalışıyorum. Onun için acele ediyorum ki size daha fazla arkadaşımıza Sürmeni'den Hatice Göksal Özgür hanımefendi özellikle tebrik ediyorum diyor. Allah razı olsun, harikasınız diyor. Allah razı olsun. Sevgili Hatice Göksal kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar. Efendim doğruları konuşunca bütün insanlar Sayın Başkanım ister istemez bu ülkede bazı gerçekler var. Bu gerçeklerini birilerinin söylemesi var değil mi efendim? Evet. Diyor ki Yomra'dan sevgili Kamil Bey kardeşimiz, Kamil Eroğlu, evet. Trabzon Yomra'dan, evet. Kamil kardeşim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, Allah razı olsun. Kenan Bey diyor, siz bu doğru sözlerinden dolayı ne kadar size teşekkür etsek azdır. Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olun, var olun, eksik olmayın. Sayın Mustafa Kılıç'a da teşekkür ediyorum, hoş geldiniz, sefalar getirmişler. Trabzon Araklı'dan sevgili muhtarımız selam ediyor efendim size, bize teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Haydar Yetim efendim yazıyor. Sayın Sedat Ulusoy hoş geldiniz programımız efendim. Sefalar getirdiniz. Sayın Ali Osman Güngör kardeşimiz İstanbul Beylikdüzü'nden. Sayın Haydar Yetim diyor ki Trabzon Akçabat'tan tarihi eserler bilinçli olarak bir bir yok ediliyor. Defire alıp bulunan eserlerin de büyük paralara yurt dışına kaçırıldığını yönünde haberler alıyoruz. Sayın Başkan ne der diyor. İpsiz Göl'den de söylediniz efendim. Şimdi evet. Ben şöyle buyurun. Mekan olarak yani bir barınma ihtiyacını gideren bir mekan olarak sit değeri taşıyan binaların koruma altına alındığını ve bunların kadim planlarda da yer aldığını biliyorum. Yani meslek gereği biliyorum. Bunun dışında ben bir eski eser niteliği taşırken eski eserden çıkartılıp farklı bir fonksiyona, farklı bir işleve yüklenmiş bir örnek çok bilmiyorum. Yani dolayısıyla sorunuza bu anlamda çok cevap vereceğim çünkü bildiğim veya tanık olduğum bir örnek yok. Yani evet. Define aramak amaçlı olarak bu mutlaka vardır. Yani bu tabii şimdi şöyle Kenan Bey tabii dipsiz göl meselesi tabii bunu öyle olunca odan yazıyorlar. Tabii herhalde. Yani haklısınız. Çok haklısınız. Az önce zaten onu arz ettik. Beyefendinin adı? Hangisini efendim? Yazamayız. Hemen şuradan bakalım. Çok Sayın özür diliyorum. Yetim. Haydar Bey. Haydar Bey. Haklısınız evet. Haydar Bey. Haydar çok Yetim. Doğru söylediniz. Zaten bilmiyorum o noktaya tam yetişebildiniz mi? Biz zaten dipsiz göl konusunu define amaçlı. Bunun çok absürt, çok komik. Yani fıkralara konu bir şey olduğunu zaten dile getirdik. O konuda son derece haklısınız. Yaşanmış bir örnek. Ama hani Trabzon kent merkezinde eski eser bir yapı olur, bir mekan olur, çevre olur. Bu anlamda söylüyorum. Yani define amaçlı eski eserden çıkarılıp yok edilmiş. Böyle bir örnek çok görmüyorum. Aksine
Dediğim gibi 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye ülkemizde astık eski eserler devlet destekli, evet, onarılıyor, restore ediliyor. Tekrar geri dönüşüme, ticarete, dünyaya kazandırılıyor. Bu anlamda Kültür Bakanlığı'nın bu anlamda olumlu adımları var. Hem sosyal anlayış bakımından adımları, evet, var. Ama dipsiz göl, ne yazık ki tatlısınız, bu konuda absürt bir örnektir. Maalesef. Efendim Sayın Seher Melek Hanımefendi, hoş geldiniz, sefalar, evet, getirdiniz. Ve sevgili Arosman Güngör, İstanbul Beylikdüzü'nden. Sayın Sedat Ulusoy diyor, Kenan Bey size konunuza iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Eksik olmasınlar efendim. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Sayın Hayrullah Ertem Beyefendi İstanbul'dan izliyorlar. Evet. Siz şu anda pür dikkat izliyoruz Kenan Bey. Tebrik ediyorum. Tekirdağ'dan izliyoruz Kenan Bey. Ben İbrahim Sarıkoç. Tekirdağ Saray ilçesinden, Saray'dan selamlar, saygılar. Hepsinden değerli konuları her zaman olduğu gibi konuklarınızda dile getirmenizden dolayı şahsım ve tüm arkadaşlarım adına gönülden kutluyorum kardeşim. Ve sizlere selam olsun Tekirdağ'dan Trabzon'a diyor. Trabzon Beşikdüzü'nden Ali Yılmaz kardeşimiz. Ali Yılmaz kardeşim, bir istirham ediyorum. O kadar çok fazla ki bulamadım yazdıklarınızı sitemiz başım üzerine. Tekrar yazarsanız özellikle WhatsApp'tan yazın, oradan bulmaya çalışayım. Sevgili Ali Yılmaz, Trabzon Beşikdüzü'nden, yine Trabzon Beşikdüzü'ne yazan Cemil Bozbaş. Kenan Bey sizleri izliyoruz, tebrik ediyorum diyor Sayın Cemil Bozbaş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz efendim biz de sizlere. Sayın Özkan Güngör İstanbul'dan yazıyor. Kenan Bey hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı programlar Ali'cim. Sana ve konuğunuza selamlar, saygılar sunuyorum. Turistler dolar, bizim Trabzon'da turistleri dolar görüyorlar. Esnaf İstanbul'dan bile daha pahalı Trabzon esnafları diyor. Başkanım ne der? Evet, Özkan Güngör böyle diyor efendim. Evet. Yani bu tabii ticari bir olay. Evet. Özkan Bey değil mi? Özkan Güngör efendim. Evet, Özkan Bey'e ancak... Evet. Trabzon'u seven bir Trabzonlu olarak cevap vereyim. Yani mimar kimliğimin dışında, işin sanatsal değerlerinin dışında, bir kent değerlerinin dışında. Haklısınız. Yani böyle bir tecrübeyi biz daha önce Ruslarda yaşadık. Evet. Ve gelen Rus turistleri çok farklı gözlerle ağırladık. Çok farklı gözlerle baktık ve onları buradan kaybettik. Umuyorum şimdi aynı sorunu, aynı hatayı umarım şimdi Arap dostlarımıza yapmayız, umarım böyle bir hata yapmayız, ama duyuyoruz, kulağımıza geliyor onları, yıldırıcı şeyler kulağımıza geliyor. Ben bu işin, Özkan Bey, ben bu işin bir yerde patlak vermesinden ve Trabzon'daki turizmin de bu anlamda patlamasından korkuyorum. Yani patlamak derken, anlıyorum, yani artık finale, finish olmasından, evet, korkuyorum. Umarım biz dediğiniz gibi turiste yolunacak kaz gözüyle bakmayız. Bakmayız. Ama bakınız, evet, az önce ben bir şey arz ettim. Evet. 15 dakika önce. Gelen turistleri biz destinasyon olarak 2 veya 3 noktaya taşıdık. Gelen turistleri ben bu işte kruvazör, evet, gemiyle gelen olsun vesaire, uçakla gelen olsun, turisti kent merkezine sokmayı başaramadık. Kalıcı turistlerden bahsetmiyorum. Yani hani Araplar geliyor gibi, onlardan bahsetmiyorum. Batılı turistten bahsediyorum. Turizm şirketlerinin bu destinasyonları kent merkezine çekmeleri gerekiyor. Artık gelen turistin, yani müsaade edin de Trabzon'un Maraş Caddesi'nden bir pet şişe su alsın da içsin yani. Yani bunu bekliyoruz. Dolayısıyla haklısınız. Sadece ticari mantık olarak değil, kendi eserlerimizi, kendi değerlerimizi turiste arz etmemiz gerekiyor. Mimari eserlerimizi, kendi tarihsel değerlerimizi, kalanlar için söylüyorum, bunu turistlerimize sunmamız gerekiyor. Bundan para kazanmamız gerekiyor. Yani turistin yediği yemekten, yattığı yatağı fahiş fiyatına satmaktan ziyade... Efendim çok özür diliyorum, evet, bulabilmeyeceğim. Fulya İç Yıldız Banko olan efendimiz. Kenan Bey sizleri izliyoruz. Güro Başkanımıza selamlar. Sayın Başkanıma saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımızı da anons etmiş olalım. Fulya İç Yıldız Banko olan efendi aynı, evet, zamanda. Hem İl Koordinasyon Kurulu Sekreterimiz, evet, hem de Makine Mühendisi Odası Başkanımız. Odası Başkanımız. Fulya Hanım teşekkür ediyoruz. Sizden daha güzel yorumlarla bekliyoruz efendim. Bu arada Sayın Başkanımızın başkanlığında Fulya Hanım'ın da
büyük katkılarıyla başkanlığı da diyebiliriz. Evet, yapmıştık. Trabzon Mimarlar Odası'nda çok güzel İKK'ların, mühendis odalarının başkanlarıyla birlikte biz gazeteciler de Sayın Başkanımızın himayesinde Mimarlar Odası'nda çok güzel bir toplantı olmuştu. Fulya Hanım, bunun devamını diliyoruz. Sizleri de burada Sayın Başkan'ı konuk ettiğim gibi konuk etmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Sayın Ali Osman Altıntaş kardeşim, sefalar getirdiniz. Vakfı Kemili arkadaşımıza da hoş geldin diyorum. Sevgili Haydar Etim diyor ki 12 bin yıllık dipsiz gölün nasıl yok edildiğini beraberce izledik. Bunun gibi yüzlercesi var. Çamburnu'nun yok edilişini de maalesef izledik Kenan Bey diyor. Çok önemli. Evet. Orada kimler villa yapıyor? Orada villa yapıldı mı? Yapıldı efendim, 35 tane. Çamburnu'ndaki villaların yıkımı neden yapılmıyor? Bunların günahını gariban köylülerin villaları yıkılıyor da yaylalarda. Tebrik ediyorum. Haydar Yetim kardeşimize helal olsun. Dikkatli, duyarlı bir vatandaşsın. İftihar ediyorum seninle. Garibanların villaları yıkılıyor da inek bakmak için küçük bir yer yapmış olanı yeri yıkılırken yaylalarda bu villalar kar amacıyla yapılmış. Halkın mesire yerleri gasp edilirken bunlar neden yıkılmıyor diyor. Haklı. Sayın Haydar Yetim kardeşimiz. Evet. Sayın Çetin Kaya Çetin kardeşim İstanbul'dan, Sayın Savaş Aydın Trabzon Sürmene'den, Sayın Ertan Malkoç kardeşimiz Trabzon Sürmene ve Zekeriya Kuyumcu kardeşim Ali Eser ve Babur Ali Yaşar beyefendi de yeni programımızda gördüğüm arkadaşlarımdan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, teşekkür ediyorum. Sevgili Mehmet Ali Sayal efendim size güzel de bir yazı yazmış, diyor ki Sayın Gürol Usta Ömeroğlu TRT 3 bile frekansını şaşırmış. Biz çocukluktan beri caz dinleriz. Müzik ile ilgilenen insanlar hassas ruhlu olurlar. Ben olaylara sosyolojik olarak bakarım. Bir yerde sanatsal faaliyetler azalır ve kültürel erozyon artarsa o kentte çöküş başlar. Kenan Bey, Antalya'dan yazıyorum ama Trabzonluyum diyor. Yani evet, Trabzon olarak. Evet. İnsanlar Trabzon'da mutsuz, yarından umutsuz olur. İnsanların bedensel ve zihinsel enerjilerini üretime katkı sağlayacak şekilde düzenlemezseniz o yerleşim biriminin yapısı tüketici sayısını artıracak şekilde evrilir. Evet. Turizm geliri sağlayacağız diye yapılan her hamle ülke topraklarını yabancılara bir bir peşkeş çekmekten öteye geçemez. Eskiden yapılan uzun ve vadeli kalkınma planları maalesef rafa kaldırılmıştır. Ülkedeki toprak bütünlüğümüz her geçen gün tehlikededir. Ormanlarımız yok olmaktadır diyor Mehmet Ali Sayal kardeşimiz. Doğru. İstanbul'dan Sayın Ali Osman Güngör, komşularımızla birlikte izliyoruz. Hocam depremde hepimiz yok olacağız. Enkaz 8 milyon insanı ilgilendiriyor diyor sevgili Ali Osman Güngör kardeşimiz. Allah korusun. Allah korusun. Sevgili İsmail Aydoğdu kardeşim, Kenan Bey, Trabzon Bahçecik Mahallesi'nde sizleri izliyoruz. Biraz önce haberlerde izledim. Cumhurbaşkanı ilk kez veto yaptığını, santrallerin filtre mi? Filtre kelimesiyle ilgili kullandığı aklınızda bulunsun isterim. Gemiciler Trabzon için çok çok büyük bir gelişme. Evet. Biraz belki cümle düşüklüğü olmuş olabilir. Sevgili evet. İsmail Aydoğdu tekrar Kenan Bey. Biraz önce haberlerde izledim. Cumhurbaşkanı ilk kez veto yaptığını santrallerin. Filtre mi kelimesiyle ilgili kullandı. Aklınızda bulunsun isterim. Gemiciler Trabzon için çok büyük bir gelişme diyor. Bir kez daha ulaşırsanız sevinirim. Sayın Ali Cesur, sevgili Metin Ayar Trabzon Sürmeni'den ve Fikret Koç kardeşimiz Mustafa Bayraktar Trabzon Araklı'dan hoş geldiniz. Sayın Metin Ayar, hayırlı akşamlar güzel insan. Selamlar, kalemini satmayan cesur gazeteci Kenan abim, seninle Sürmeni'ye iftar ediyorum. Maşallah. Sevgili Metin Ayar, ben de sizinle iftihar ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür Maşallah. Ediyorum. Sağ olun, var olun. Eksik olun güzel kardeşim. Fikret Koç benim. Öyle mi? Acaba Fikret Koç mu? O Fikret Koç mu? İnşaat mühendisi benim çok eski kadim arkadaşım. Öyle mi efendim? Selam. Fikret Bey hoş geldiniz. Sağ sefalar olun. Getirdiniz efendim. Sağ olun, var olun. Efendim aşağıya doğru inelim. Özellikle sevgili Temel Aydoğdu ve Enver Gökdeniz. Teşekkür ediyorum. Sen de sağ ol Temel. Temel kardeşim katkılarından dolayı biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Süleyman Çakır. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Trabzon Araklı'dan söylemişti Mustafa Çakır. Düzeltiyorum. Sevgili Ali Yılmaz Seymen Kocaeli. Evet. Sayın Ali Yılmaz Seymen diyor ki kolay gelsin, yayınlar diliyorum, tebrik ediyorum. Arkadaşlar ben unuttum her programda hatırlatmaya çalışıyorum size. Özellikle istirhamımdır. Nereden yazdığınızı başından sonundan, örneğin Kocaeli'nden ben Ali Yılmaz Seymen gibi derseniz, Gebze'den ben Hasan Kaya,
çok daha iyi olur. Tekrar açmaya zaman kaybetmemiş olurum. Sevgili başkanımıza da daha fazla zaman. Sevgili İnsan Uzun kardeşim, hoş geldiniz efendim. Sayın Erdinç Kalay, hoş geldiniz Trabzon Beşiktaş'ından. Sevgili Cemal Kıran, sizin çok güzel yorumlarınızı biliyoruz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şu anda programımıza katılan ve Ali Hacı Bektaşoğlu, Sayın Cevdet Binay, İsmail Hayati Çakıroğlu ve Hamdi Yılmaz kardeşimiz, Trabzon Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı, önemli isimlerimizden şu an bizleri, Arsin Harmanlı da sizleri izliyorum Kenan Bey diyor. O güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Sayın Ahmet Karallıoğlu, Mustafa Kemal Atar, Trabzon Arsin'den şu anda bizleri izlediğini ve Sayın Paşa Şengül, yine Trabzon'un güzel isimlerinden, tanımış isimlerinden Nevzat Akbulut da izleyenler arasında. Sevgili Mustafa Kemal Atar diyor ki, Gürol Başkanıma ve sizlere selamlar, saygılar, hayırlı yayınlar. Kenan Bey. Sağ olsun Kemal Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Efendim, Sayın Nevzat Akbulut, sizler de hoş geldiniz. Sayın Katip Çolak, sefalar getirdiniz. Fulla Üç Yıldız Bankoğlu Hanımefendi, yorumunuzu bulabilirsem okuyacağım Sayın Başkan'a. Salih Cengiz Aydemir, evet Trabzon'un önemli eğitimci simalarından, teşekkür ediyorum. Sayın Şaban Burma, sefalar getirdiniz efendim, hoş geldiniz. Evet, sizin de rastladığımı okuyacağım. Sayın Mustafa Yurttaş İzmir'den, efendim öğretmen arkadaşımız, sizleri izliyoruz Kenan Bey. Sayın Şahin Çuvalcı, Turgut Güngör beyefendi, Nuray Yencer Sanım efendi, Kenan Sarı. Sevgili Mustafa Bayraktar diyor ki, bazı yerlere üst geçit yapılsın, karşıdan karşıya geçilmiyor. Sayın Kenan Bey, Samayere'de, Trabzon Araklı, Samayere'de üst geçit istiyoruz. Çünkü orası geçmekte çok tehlikeli oluyor. Efendim, derhal okuyorum. Sevgili Fulya Üçünüz Bankoğlu Hanımefendi, çok teşekkür ediyorum. Kenan Bey, programınız harika. Sizlerden onur duyuyorum diyor Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum Fulya Hanım, biz de size onur duyuyoruz. Sayın Mustafa Çolak Hocam, değerli hocam, İlettim, okudum. Başka bir sözünüz varsa, ikram sofrası sahibi ve sözü özü bir olan, kendisi aynı zamanda ilahiyatçıdır Mustafa Çolak Hocam'ın, doğruya doğru eğri eğri der. Bu yönüyle beraber Mustafa Hocam'ı ben de çok önemsiyorum. Tanıyorsun, tabii bilmiyorum. Tabii ki, tabii o zaman ki. Hocama saygılar. Selam ve sevgiler. Şu anda bizleri izliyor. Tamam. İlettim hocam, inşallah dilerim. Başka ilaveniz varsa saygılar hocam, onu da okurum. Sayın Mehmet Salih Somer beyefendi. Melih Somer. Evet. Benim 50 yıla dayanan arkadaşım. Ne güzel. 50 yüzden üstleri bulunduruyoruz burada. En büyük özelliğimizde sevdiğim şey bu. Canlı yayın programlarının 40-50 üzerine insanla buluşuyor. Kenan Bey, Melih'le özelliğimiz ilkokuldan lise sona kadar aynı sınıftaydık. Harika. Hiç ayrılmadık. Kenan kardeşim, sana ve Gürol kardeşime Ankara'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Selam, Ankara'dan izliyoruz. Selam ediyoruz Melih'e. Efendim Ankara'ya. Sevgili Hüseyin Çebi kardeşim, öğretmen arkadaşımız İstanbul'dan izliyoruz Kenan Bey. Sayın Mehmet Metinoğlu, hoş geldiniz Metin Metinoğlu, sefalar getirdiniz. Hüseyin Çebi diyor ki, Kenan Bey, değerli arkadaş, çok değerli arkadaşım Sayın Kenan Aydoğdu, sizi tebrik ediyorum. Güzel konulara cesurca parmak basıyorsunuz. Güzel tartıştığınız konular, çok güzel konular. Konunuza da ve size hayırlı programlar diliyorum. İstanbul Eyüp Sultan'dan izliyoruz. Selamlar, saygılar. İstanbul Eyüp Sultan'a da selam, saygılarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyorum. Sevgili müdavimimiz, her programımızı kaçırmayan saygıdeğer eski Milli Eğitim Müdürlerimizden ve Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Nihat Adıgüzel Hocam izliyorlar. Hocam, hocam başım saygılar. Üzerine şu an gönderdiniz. Birazdan okuyacağım efendim. Sayın Mustafa Bayraktar kardeşimiz de, Kenan Bey, şu an sizleri Hollanda'dan izliyorum. Bu vesileyle selam, saygılar gönderiyorum Sayın Mustafa Bayraktar. Efendim, diğer Mustafa Bayraktar Trabzon Araklı'ndı. Bu Mustafa Bayraktar, evet, Hollanda'dan. Coşkun Karamanoğlu Berlin'den izlediğini söylüyor. Teşekkür ediyorum. Ve Sayın Kamuran Derya, Kenan Bey, İstanbul'dan izliyoruz. Kalabalık bir grup olarak tebrik ediyorum. Başkana selam ediyorum. Evet, tamam. Hürriyet Gazetesi'nde çalışan meslektaşım efendim. Teşekkür ediyorum. Selamlar. Evet başkanım, o kadar çok şey var ki saymakla bitmez. Bu vesileyle beraber biraz daha efendim sizi... Demin üst geçit konusundan bahsedildi. Kenan Bey, bir arkadaşımız mesajda üst geçit talepleri oldu. Araklı Samayer dediği yerde. Bakınız, hazır konu açılmışken, çünkü bu içimizde bir yaradır. Şimdi karayollarımız bizim güzide bir kurumumuz. Cumhuriyet dönemi boyunca biz karayollarının yaptığı eserlerin üzerinden seyahat ediyoruz. Doğru.
yakınlarımıza ulaşıyoruz, hastaneye gidiyoruz vesaire, değil mi? Karayollar bizim ve bu konuda bizim baş tacı kurumlarımızdan biridir. Fakat Trabzon gibi kadim kentlerde, demin size sözüm başında arz ettim ya, bir planlama yaparken Trabzon'un 4000 yıllık bir kent olduğu gerçeğini, durum tespitini yaptık ama bunu uygulamada, gelecek projeksiyonunu hazırlamada bunu dikkate almadık demiştim ya. Evet. Karayollarının ne yazık ki bu yaptığı bazı yol uygulamaları bizi biraz şaşkınlığa itiyor. Ne yazık ki. Ne gibi hocam? Ve üzüyor. Birkaç tane örnek verir misin sen? Şöyle ki bakınız, mesela Akçabat Orta Mahalle. Bakınız Akçabat Orta Mahalle bugün Trabzon'un sit bölgesidir. Ve sizin orada bir yapınız varsa eğer, o yapıya siz izinsiz çivi çakamazsınız. Çivi. Evet. Çivi çakamazsınız. Evet. Tahta sökemezsiniz. Sit Akçabat, bakınız sit bölgesi. Yani oradaki her bir bina tekil olarak korunmuyor. Orası bir koruma alanı. Akçabat Orta Mahallenin ortasından bir devlet yolu geçirildi. Şu anda beklemede bekliyor. Ve geçirilmekte kalmadı. Tabii ki topografik şartlardan dolayı yarmalar yapıldı, dolgular yapıldı, dev duvarlar yapıldı. Dev istinat duvarları. Şu anda yanımda olsa da fotoğrafını gösterebilsem. Evet. İstinat duvarları arkasında, binalar istinat duvarları arkasında kaldı. Binalara çıkılmıyor. Binalara yukarılardan iniliyor. Yoldan alt geçit yapıldı. Tünel yapıldı. Bu Akçabat Orta Mahalle'de yapıldı. Bugün Trabzon'un Kanuni Bulvarı'nın geçişi. Bu konuda Şehir Plancıları Odası'nın zaten bir yıllarca süre gelen bir itirazı var. Evet. Bir devam eden bir hukuki süreç var. Dolayısıyla biz hukuki sürece müdahil olmadık. İzliyoruz. Fakat bu yolun hani şimdi bir tünel geçişi konuşuldu ya Kenan Bey, Boztepe'den tüneller. Biz daha o tünellere gelmeden, daha olay gelmeden ta bu tarafta eski doğum hastanesi, şimdiki SGK binasının olduğu yerden viyadük yükselmeye başlıyor. Evet. Biz bunu odamızda astık. Aylarca astık ve dile getirdik bunu. Yetkililer de konuştuk. Fakat çok dikkat alınmadı. Yani bir seçenek üretilemedi. Bir alternatif üretilemedi. Halbuki bu yol çok daha farklı olabilir. Oradan geçilebilirdi. Tam bu noktada Sayın Başkanım, saygıdeğer izleyicilerimizin, saygıdeğer okurlarım ve dinleyicilerim. Bu arada sevgili izleyicilerim, unuttum söylemeye, şu anda aynı anda 102.0'dan da bizleri dinliyorsunuz. Bayrak FM üzerinden, Bayrak Radyo Televizyonu'ndan sizlere sesleniyoruz. Bayrak FM Radyosu'ndan 102.0'dan da dinliyorsunuz. 102.0'da dinleyip bizi göremeyen arkadaşlara hemen canlı yayın telefonumuzu da verelim. 0532 337 5595. Ulaşmak, soru sormak isteyen arkadaşlarımız bize ulaşabilir ya da WhatsApp'tan 0532 337 5595. Radyo dinleyicilerine bu anonsumu yapıyorum. Efendim, siz bir meslek kuruluşu olarak, bir anlamda bilirkişi olarak, Mimar Odası Başkanı olarak burada yapılan bu tür şeylerde size itibar edilmiyor mu? Size sorulmuyor mu? Herhangi bu kadar şeyle ilgili şeyler yapılırken. Bunu ironik bir örnekle açıklasam olur mu? İronik bir örnek. Buyurun efendim. Buyurun. Biraz hafızalarımızı tazeleyelim. Evet. Sorunuza cevap olacaktır umarım bu. Buyurun. Hatırlayın. Sera Gölü'nde bir duvar uygulaması yapılmıştı. Hatırlıyorsunuz. Sonra yıkıldı veya işte rehabilite edildi. İşte evet. Önü sarmaşık vesaire. Evet. Bu duvar yapıldığı zaman bakanımız, şimdiki İçişleri Bakanımız o dönem bunu eleştirdi. Şiddetle eleştirdi. Ve derhal bunun düzeltilmesi gereği talimatını da verdi. Bu o dönem basında yer aldığı için şimdi çok rahatlıkla söylüyorum. Çünkü kayıtlarda var, basında var. Google'a girerseniz görürsünüz. Basın beni aradı. Telefonla aradı ve bu konuyu sordular. Dediler ki Sera Gölü hakkında düşünceleriniz nedir? Sayın Bakanımızın düşüncesi hakkındaki düşünceniz nedir? Ben de dedim ki kendilerine aynen. Dediğimizi aynen yazacak mısınız? Dediler ki yazacağız. O zaman dedim yazın.
Bir, Sayın Bakan son derece haklıdır bu konuda. Bu serzenişte Sayın Bakanımız haklıdır. Yazıyorum Sayın Başkanım dedi. Dedim iki, bu beyanatı Sayın Bakan değil de bu beyanatı Mimar Gürol olarak ben, arkadaşlarım, bir bilirkişi söyleseydi şu anda biz vatan hainiydik, bu kentten kovuluyor olacaktık. Evet. Dediler başkanım aynısını yazalım mı? Dedim aynısını yazın. Neden? Evet. Neden? Bakınız arkadaşlar dedim. Sayın Bakanımızın dediği son derece doğrudur ve bizim düşüncelerimizi dile getirmiştir. Evet. Bakınız arkadaşlar dedim. Bu ülkede ne zaman yanlış bir olay, yanlış bir uygulama cereyan ettiğinde o konuyla ilgili bir bilir kişi müdahale ettiğinde suçlu olmazsa o zaman dedim bu ülke uzaya çıkar. Yani bir mimarın, bir mühendisin ihtisas alanına giren bir konuda ne zaman bir bakanın, bir valinin, başbakanın, cumhurbaşkanının uyarısına gerek kalmadan evet, o konuyla yetkin bir kişinin uyarısı dinlenir, biz o zaman dedim uzaya çıkarız. Evet. Kenan Bey. Bunu açık dedim. Bu yazıldı. Bu aynen yazıldı. Açık söyleyeyim size. Devletin üst kademelerinden bana tebrik geldi. Dediler, şu anda devletin üst kademelerinde Ankara'dan Recep Sumak kardeşimiz diyor. Recep Bey'e selam edelim. Selam o da dinlesin efendim. Recep kardeşim hoş geldiniz. Selam ve sevgiler. Sağ olun. Yani bunu niye anlattım bu konuyu? Evet. Sözümüz dinlenmiyor mu? Hayır, evet. Sözümüz dinleniyor. Dile getiriyoruz. Ben açık söyleyeyim, bugün birçok kurumla biz hiçbir şekilde kavgalı değiliz. Evet. Herkesle ilişkilerimiz son derece düzeyli. Hatta sağ olsunlar, haklarını ödeyemem. Büyükşehirimiz, Ortahisar Belediyesi, her konuda anlaşamazsak bile evet, fikrimizi sorarlar, alırlar. Biz çekincelerimizi söyleriz kendilerine. Fikrimizi sorarlar, alırlar ama sonunda uygulamazlar. Bu ayrı konu. Sayın Başkan. Uygulamadıkları zaman da çünkü bakınız. Şeyde çok itiraz var Ortahisar'ın. Uygulanmadı. Özellikle vadiyi kestiğine dair itirazlar var. Bakın şimdi diyeceğim. Evet. Uygulanmadığı evet, zaman da biz mahkemeye gideriz. Evet. Biz Tabakhane'de Mimar Odası mahkemeye gitti ve kazandı. Evet. Tabakhane'de o köprünün kesilmesi, yolun yapılması konusunda evet, Mimar Odası dinlenmedi. Mimar Odası da mahkemeye gitti. Mahkemeyi de kazandı. Evet. Uygulamayı yürütme de verin. Önce uygulamayı durdurma kararı verildi. Hemen akabinde yol da iptal edildi. Ama uygulanır, uygulanmaz. Evet. Orada yapılan yol iptal edilir, edilmez bilemem. Yani hukuk karşısında biz haklı duruma geçtik. Bundan evet, sonrası idarede işte hukuki işlemdedir. Onu da ben bilemiyorum. Evet. Tabakhane'de Zanos Vadisi'ndeki başarı evet, bir başarı var. Tabii eski halini gördükten sonra Zanos Vadisi'nin yukarıdaki Toki'yi de çok saymazsak Zanos Vadisi'nin bir şekilde rehabilite edildiğine tanıklık edebiliriz. Ama aynı rehabilitenin, aynı tanıklığın Tabakhane'de edildiğini asla ve kata söyleyemeyiz. Evet. Tabakhane yapılaşmıştır. Bu konuda da hukuka gitmişizdir. Hukukta kararını vermiştir. Bundan sonrası artık vicdanlardaki karardır. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, şu anda yeni açmış olan arkadaşlarımız için, yeni izleyen arkadaşlarımız için bir kez daha anons edeyim. Şu anda izlemekte olduğunuz, bendeniz Kenan Aydoğdu'nun yıllardır hazırlayıp sunmakta olduğum Ne Var Ne Yok programındasınız. Değerli izleyicilerimiz, gönülden teşekkür ediyorum. Yüzlerce paylaşım yapmışsınız ama yine istirham ediyorum. Olabildiğince insanlara ulaşalım. Lütfen programı paylaşınız. Ben Kenan Aydoğdu, çok değerli konuğum, Trabzon Mimarlar Odası Başkanı ile ülkemizdeki çarpık kentleşmeyi, betonlaşmayı, yaylalardaki betonlaşmayı, efendim katledilen ormanlarımızı, katledilen tarım arazilerimizi, velhasıl hepsini burada tartışmak için adeta çırpınıyoruz.
Bu bir ülke meselesi, bu bir vatandaşlık görevi. Bu arada filtre konusunu tekrar yazdılar bana Sayın Başkan. Filtre? Sayın Cumhurbaşkanı hani ertelenmişti ya 2,5 yıl. Evet. Santrallere takılması gereken şeyleri, filtreleri. Onları veto etmiş efendim. Bunu da şey yapmış olalım, belirtmiş olalım. Bu vesileyle programımızı lütfen paylaşarak devam edin. Bu arada güzel güzel zamanımız da var. Bana daha fazla yazabilirsiniz. Ana kumandada sevgili adaşım, oğlum Onur Kenan Aydoğdu olmak üzere size güzel ve aksaksız, kesintisiz, mükemmel bir program sunmaya çalışıyoruz. Efendim sevgili Nihat Adı Güzel Hocam şöyle bir şey göndermiş bize. Diyor ki son dakika Sayın İmamoğlu'na yetki darbesi. İstanbul Boğazı Erdoğan'a bağlandı diyor. Böyle bir şey. Sayın yani evet, çok girmeyelim. Bilemiyoruz, girmeyelim. Konulara, evet, sayın bu biraz siyasal konu olduğu için sizi uzak tutalımından. Evet. Sayın Hakim Karabiber, sevgili kardeşim hoş geldiniz. Sayın Mehmet Alioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde biliyorsun. Evet, şu anda bizi izleyen arkadaşlarımızdan sefalar getirdiniz. Sevgili Mehmet Alioğlu kardeşim ve Antalya'dan Süleyman Ersen, Rize'den Mustafa Gör kardeşimiz de şu an bizi yeni izleyen arkadaşlarımızdan ve Haydar Yetim diyor ki Kenan Bey, Trabzon Akçabat'tan siz bahsettiniz. Orta mahalleye yapılan ihanettir. Dev duvarlar görüntüyü bozdu. Etrafı mahvetti. İlk projesinde asma köprü vardı. Maalesef tarihi dokuyu yerle bir ettiler diyor. Hatta Haydar Bey, buyurun. Haydar Bey bir buyurun. Şeyi daha ben evet, bağlayayım. Yani buyurun. Sizi destekler anlamında söylüyorum. Çünkü evet, bu konuyu az önce anlattık zaten. Siz de evet, sağ olun destek çıktınız. Çok duyarlı bir orada arkadaşım. Haydar Bey benim sonuçta yarım orta mahalleli. Yani ailemin evet, annem orta mahalleli. Evet. Orada dere yatağı var. Dediğiniz o köprü. Yani dere yatağına resmen su bendi yapıldı. Yani. Kenan Bey yani dere yatağının karşıya geçiş yani o dere bugün değil ama o dere 30 sene sonra patlarsa yani, ne olacak? Yani onu bilemiyorum. Yani hatta bir ara oraya Mostar Köprüsü yapalım demişler. Yani bu tarz evet, böyle bir yerlere atıfta bulunan şeyler söylemişler. Projeleri geliştirmeye çalışmışlar. Ama orada şu anda dediğiniz gibi son derece haklısınız. Bir su bendi yapıldı. Bu su bendini hangi şeyle, mantıkla, hangi öngörüyle, ne düşünerek, hangi teknik gerekçeyle öyle yaptılar? İnanın ben de bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Fikrim yok. Evet. Efendim Arak'tan Yasemin Çebi, Trabzon'dan Nimet Civelek Hanımefendi ve Karaman'dan Murat Kalafat kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Sayın Yunus Öztürk kardeşim, Birol İpşiroğlu ve İstanbul'dan şu an bizleri izleyen hürmetler, selam, saygılar gönderiyorum. Benim de öğretmenim Ali Döner Hocam. Ali Döner Hocam, saygılar sunuyoruz, selam ediyoruz. Efendim Çankırı'dan Seher ve Durmuş Öztürk eşi, selamları var hepinize, aleyküm selam diyorum. Evet. Kendilerinin Trabzon asıl Arak'tan olduğunu söylüyorlar. Evet. Ve şu an bizi Çankırı'dan kulak verdiklerini çok teşekkür ediyorum. Sevgili Nurettin Akyüz Hocam, teşekkür ediyorum izlemekte olan arkadaşlarımız. Ve Sayın Kadir Ocak olmak üzere Hakim Karabekir ve Sayın Seyfettin Arslan kardeşimiz. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz bize ve size. Selamlar Seyfettin kardeşime. Seyfettin kardeşimiz. Seyfettin Bey, şöyle tabii tekrar rica edeceğim. Nereden yazdınız? Ben girince zaman kaybediyorum. İstanbul'dan sevgili Abdullah Gözaydın kardeşimiz yazmışlar. Abdullah Gözaydın bizim meslek arkadaşlarımızdan. Sayın Cemal Verep hocamız şu anda bizleri izliyor. Cemal çok hocam selam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hocam, efendim. Sağ olun. Sevgiler. Sayın Abdullah Gözaydın. Hoş geldiniz hocam. Abdullah Gözaydın diyor ki Kenan Bey iyi akşamlar diliyorum. Misafirinize de hoş gelmiş diyorum. Sağ ol. Başkanıma soruyorum. Trabzon deprem bölgesi değil. Deprem risk gerekçeli dönüşüm ne kadar doğru bir uygulamadır? Ayrıca eski betonun yarı ömrü 50 yıl lakin ruhsatlı iskanlı evlerimiz 2008 deprem yönetmeliğine uygun mu diyor ve devam ediyor. Bu arada bizim sevgili meslektaşımız dört ayrı sitenin de yöneticisi Abdullah Gözaydın kardeşimiz. Trabzon oflu ama İstanbul'da yaşıyor. 2080 deprem yönetimine uygun değil diye çürük gerekçesiyle dönüşüm öngörüyorlar. Bu ayıplı imalatta belediye ve mimar mühendislerin vebali var mıdır? Neden bütün cezayı masum mülk sahiplerine, vatandaşa çektiriyorlar? 20-30 yıllık evlerimiz yenilenirken
binalarımız yok sayılıyor diyor. Şimdi tam, evet, tam onu tam doğru tek, anlayayım de tek, onu. Tekrar efendim. Tam da ona göre cevap vereyim. Sayın tam. Abdullah Gözaydın kardeşim, özetliyorum. Diyor ki eski betonun yarı ömrü 50 yıl. Lakin ruhsatlı iskanlı evlerimiz 2008 deprem yönetmeliğine uygun değil diye çürük gerekçesi ile evet. dönüşüm, kentsel dönüşüm öngörüyorlar. Evet. Bu ayıplı imalatta belediye ve mimar mühendislerinin vebali yok mudur? Neden bütün cezayı masum, gariban vatandaşa kesiyorlar? 20-30 yıllık evlerimiz yenilenirken bina yok sayılıyor diyor. Şimdi evet. Trabzon, öncelikle Trabzon'un deprem bölgesi. Bu İstanbul'dan yazıyor efendim. Anladım. Evet. Abdullah Bey. Evet. Abdullah Bey, Trabzon'un deprem bölgesi biz değil diyebiliyoruz. Evet. Fakat son deprem, bunu ben demiyorum. Evet. Jeofizikçiler ve jeologlar söylüyorlar. Evet. Trabzon'un deprem bölgesinden sayılması gerektiğini birçok mesleki toplantıda dile getirdiler. Hatta evet. deprem haritalarına da soktular. Bunu ben deprem sempozyumlarında gördüm. Yani Trabzon az da olsa onun bilimsel derecesi 4 müdür, 3 müdür, 4 müdür onu tam kestiremiyorum. Jeologların ve jeofizikçilerin alanına giriyor. Trabzon bir şekilde deprem bölgesine sokuldu. Bunu biliyorum. Dolayısıyla deprem yönetmeliği 3. 4. 5. sınıf diye ele almaz. Depremin şakası olmadığı için deprem yönetmeliği de bütün binaları kapsar. Şimdi sorun şu, 2008'den önce yapılan bir binaya deprem karışmaz da veya sonra yapılan binaya deprem bir şey yapmaz da öncekine mi yapar gibi bir durum tabii ki kara mizah konusudur. Bunu biz de sizin için söyleyebiliriz. Evet. Ama bunda mimar ve mühendislerin vebali yok mudur? İnanın yoktur. Bunu açık söyleyeyim. Burada çünkü biz yönetmeliğe göre proje yapıyoruz. Yönetmelik dışına çıktığımız anda projemiz onaylanmıyor zaten. Yani biz mevcut yani o anda yürürlükte olan yönetmelik neyse o yönetmeliğe göre proje yaparız. Burada çok uygulamada bazı sıkıntılarımız oluyor. O da şöyle Abdullah Bey, bir deprem ve hatta buna yangın yönetmeliğini de sokarsak, deprem ve yangın yönetmeliğine göre elinizde bir binanız var. 30-40 yıllık bir binanız var. 20 yıllık bir binanız var. Bakınız, o bina şu anda elinizdeyken siz o binayı kullanıyorsunuz. O binayı siz başkasına satın veya birisine kiraya verin. Hemen yeni yönetmelik devreye giriyor. Yeni bir işlevle siz o binayı ne olarak kullanıyorsunuz? Diyelim ki bir otel. Otel olarak kullanıyorsunuz. Yarın binanız işletmeci değiştirecek. Hemen yeni yönetmelik devreye giriyor. İşte burada bir kara mizah vardı. Ciddi bir sıkıntı vardı. Yani düne kadar bu binaya deprem bir şey yapmıyordu da bugün mü bu binaya deprem bir şey yapacak anlamında. Bu konuda birçok mimar, mühendis ve birçok mal sahibi mağdur oldu. Ne yazık ki yerel yönetimler ve yerel yönetimlerin ilgili müdürlükleri, ilgili daireleri de bu konuda çok katı oldular. Bu bir sosyal patlama aşamasına geliyordu neredeyse. Daha sonra bunu bir şekilde ara formüllerle çözdüler. Ama bu hiçbir zaman dediğiniz gibi belli bir tarihten önceki binaların depreme dayanıklıdır diye bir karar verilmesini de gerektirmez. Evet. Bu önemli olan her çıkan yönetmeliğin bizim lehimize olduğunu bilmemizdir. Eyvallah. Sevgili Abdullah Gözaydın İstanbul'dan bu soruyu sormuştu. Sevgili Abdullah'cığım, programımızı şu anda bütün sayfalarında paylaşmanı ve aynı zamanda bitiminde de YouTube'a her zaman attığın gibi attığın için çok teşekkür ediyorum. Tekrar atacağından eminim. Eksik olmayasın. Efendim Sayın Seyfettin Arslan Beyefendi yazmışlar. Hoş geldiler. Daha önce Seyfettin Aydın yazmıştı. Trabzon Valilik Planlama Müdürü. Sevgili Atay Sancaktar kardeşimiz, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bizi şu anda
Atay kardeşimizin Budapeşte'den izlediğini yazıyor. Budapeşte'ye selam olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Hem Buda'ya hem Peşte'ye selam. Ali Yıldız da Hollanda'dan efendim izlediğini yazdı. Çok teşekkür ediyorum. Seyfettin Aslan diyor ki bu şehirdeki sivil toplum örgütlerinin görüşleri dikkate alınmadan yapılan projeler hep tartışma yaratmıştır Kenan Bey. Doğru. Evet. Çünkü görüşlerin alınmasının esas çok basit bir örnek. Buyurun. Seyfettin efendim. Kardeşime buyurun. Selam olsun tekrar. Buyurun. Seyfettin'in bu serzenişine bir tek bir örnek vermek istiyorum. Buyurun. Bugün Köprüaltı dediğimiz eski adıyla Aşıklar Parkı, yeni adıyla Fatih. Değil mi? Fatih Sultan Mehmet Parkı'nın önünden geçen o üst geçit. Tanjant Ucube üst geçidi. Ucube üst geçit. Ucube diye. Ucube. Evet. Seyfettin kardeşim. Ben o dönemler Mimar Odası'nın yönetim kurulunda üyeydim. 95-96 yıllarından bahsediyorum. Trabzon bir tanjant yolu tartışması yaşıyordu. Evet. Bakınız. Tanjant. Evet. Bakınız Kenan Bey bu çok önemli. Evet. Konu nereden nereye gelecek? Hayır. Az önce sizde bir tabakhane konusu konuştuk. Bakınız konu buraya dayanacak Kenan Bey kardeşim. Evet. Seyfettin Bey kardeşim. Evet. Bakınız. O tartışmaların yaşandığı dönemde Mimarlar Odası şunu dedi. Gelin dedi, karayollara dedi. Gelin bu tanjantı Zanos Vadisi'nin üzerinden geçirmeyin. Evet. Zanos Vadisi'ni dolaştırarak geçin. Bir yay çizin. Evet. Neden? Neden? Orada yol açacak bir görsel çılgınlık, bir görsel kirlilik veya efendim suru deldi, suru kırdı, suru kesti meselesi değildi. Mesele tanjantı, eğer o tanjant yolu Zanos'un güneyinden dolaşsaydı tanjant bir atar damar gibi şehrin güney steplerine yolu deplase edecekti. Trafiği, ulaşımı. Evet. Bakınız köprü üzerine kavşak yapılır mı Seyfettin Bey? Yapılmaz. İşte evet. O köprü oradan geçti ve o köprüden biz yolu artık güneye deplase edemedik. Bakınız Trabzon bugün Bahçeci'ye gidemiyor. Maalesef. Çıkabiliyor mu? Bahçecik maalesef. Yolu var mı? Yok. 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 Bugün bizim odanın mahkemeye... En iyi bilenlerden Bahçecik'te oturuyor. Gidemiyor. Sevgili İsmail Aydoğdu bilgilendirdi evet. bizi. Evet. Evet. Bakınız şimdi evet. o köprü üstüne geleceğim evet. biraz sonra. Bakınız tabakhane köprü dedik ya az önce yolun iptali kararını verdi mahkeme. Daha yeni 3-5 ay önceki olay. İşte zamanında o dediğimiz güney stepinden yapılsaydı da Zanos'un tanjant deplasesiydi yeni cumaya doğru. Evet. O yolu yapsaydı Bahçecik yolunu işte o zaman o tabakhane yoluna da gerek kalmayacaktı bu köprü altından. Evet. Şimdi gelelim o köprüye. Tam bu tartışmaların yaşandığı dönemde Zanos Zanos tanjant tartışmaların yaşadığı dönemde işte bu Ucube dediğimiz yolun geçişi gündeme geldi Taksim'den. Evet. Mimar Odası tekrar gündeme getirdi bu olayı. Ama orada mahkemeye gitmedi. Herkes yine o dönem Mimarlar Odası'nı amiyane bir tabirle TÜKAK'a ilan etti. Evet. Gene bu mimarlar işe karışıyor. Gene bu mimarlar bir şey bak gene işe karıştılar dediler. Evet. Ama şimdi o köprüyü savunan ben bir kişiye rastlamadım. Demek ki doğru iş ve dediler ki mimarlar. O dönem biz evet. mimarlara karşı çıktık ama mimarlar haklıymış kardeşim dediler. Biz bundan acınarak gözyaşları içerisinde gurur duyuyoruz. Keşke haksız çıksaydık da Trabzon bir şeyden nemalansaydı. Bu, ama yine haklı çıktık. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Efendim yine de Türkiye'ye yaydığımızda Trabzon'dan çıkıp her konuda liyakat diyoruz. Liyakat sahibi insanlara itibar etmiyoruz. Evet. O konunun uzmanlarının verdiği raporlara itibar etmiyoruz. Ben yaptım oldu, biz yaptık oldu deniliyor. Kenan Bey evet. şöyle bir yapımız var bizim. Evet. Bu bizim bilmiyorum. Yani sosyolojik olarak bu bizim genlerimizde mi var? Bilmiyorum. Ama bizim şöyle bir Trabzon'u mu kastediyorsunuz? Hayır, genel olarak. Genel olarak. Yani şöyle genel. Şöyle bir sıkıntımız evet. var. Çok eleştiriye gelemiyoruz. Evet. Yani biraz empati düşüncemiz, evet. duygumuz biraz evet. biraz böyle ön plan atabilsek empatiyi. Evet. Eleştiriden artı kazanmayı bileceğiz. Bugün birisi beni tabii ki bel altı vurmaları kastetmiyorum. Ama kimse beni müsaade etmez. Beni bugün evet. eleştirdiği zaman arkadaşlar çok değerli izleyiciler birisi inanın beni eleştirirse
Ben bundan gurur duyarım. Eyvallah. Derim ki ben ciddiye alınıyorum ki eleştiriliyorum. Demek ki benim sözlerimi birisi ciddiye almış ve eleştirmiş beni. Şimdi bizim aldığımız eğitim doğrultusunda mimarlık ve şehircilik eğitimi aldık biz. Hatta az buçuk statikçi değerli tartışırız. Çok hoş sohbetler. Az buçuk statik eğitimi de aldık biz. İnşaat mühendisi eğitimde şöyle bir kıyısından geçtik. Biz aldığımız eğitim doğrultusunda eleştirilerimizi yaparız. Eleştirilerimizi de biz kişilere yapmayız. Biz eleştirilerimizi plana, projeye, uygulamaya yaparız. Ve deriz ki bundan kentimiz, ülkemiz kazançlı çıksın. Ama muhataplarımız bizim eleştirilerimizden sanki böyle biz ülkenin, kentin aleyhine bir şey yapıyormuşuz, siyasetin aleyhine bir şey yapıyormuşuz gibi algılıyor insanlar. Bilir kişilerin beyanatlarını böyle algılıyorlar ve gereksiz bir savunma gard alıyorlar. Değil. Biz de ülkemizi seviyoruz. Biz kentimizi çok seviyoruz. Evet. Hepimiz Türk'üz. Bu ülkede yaşıyoruz. Yani bizim böyle bir değer, biz kentimizin, ülkemizin gelişmesini istiyoruz ya. Yaptığımız, dediğimiz tek şey bu. Bizim başka bir şey değil. Biz kişileri eleştirmiyoruz. Bunu da böyle araya koymuş olayım. Eyvallah. Sevgili izleyicilerim, saygıdeğer dinleyicilerim ve okurlarım, her zaman olduğu gibi Kenan Aydoğdu ile şu an hazırlayıp sunmakta olduğum, sizlere seslendiğim programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı bir kez daha şahsım ve çok değerli ekibim, ana kumandada genel yayın yönetmenim oğlum Kenan Aydoğdu adına da, Onur Kenan Aydoğdu adına da, saygıdeğer konuğum Trabzon Mimarlar Odası Başkanı Gürol Usta Ömeroğlu adına da teşekkür ediyorum. Şu anda 575 paylaşıma ulaşmış bulunuyor. Çok büyük bir rakam. Çok teşekkür ediyorum. Maşallah. Allah razı olsun. Şimdi burada konuşmalarımızdan sevgili başkanımız sorumlu değil. O sadece kendi alanından sorumlu. Bütün arkadaşlar yazıyor ki şu biraz ülke siyasetine gel Kenan Bey. Çevre katledildi, ormanlar yok edildi, araziler katledildi, göllerimiz kuruldu Allah aşkına. Ve bu isteğiyle birlikte biraz da o konulara son yarım saatimi girdiğimizden girmek istiyorum, değinmek istiyorum. Öncelikle değerli arkadaşlarımıza hoş geldin demek istiyorum. Sayın Ahmet İskender kardeşimiz, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz, okuyacağım efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nden izliyorum Kenan Bey, ben Süleyman Gürsoy diyor. Evet. Arsenidir. Kesin arsenidir Süleyman Bey. Arsen efendim. Sayın Rüştü Araz Beyefendi, doktorumuz, Trabzon'un en gelmiş geçmiş güzel saygıdeğer doktorlarından. Kayınpederim. Öyle mi? Evet. Bu kadar olur. Hocam hürmetler, saygılar. Efendim, baba ellerinizden öperim. İftar ediyoruz efendim. Sizinle de saygıdeğer damadınızla da iftar ediyoruz. Bu arada sürekli Yalova'dan yazan bir abimiz de var. Yine Aras soyadlı, şu an çıkarmış olamayabilirim. Sürekli programımıza katılır. Ender Araz'dır. Ender Araz, amcamız. Sağ. Eyvallah. Eşimin amcası. Ender Araz evet. Kardeşim hiç programları kaçırmaz, çok da yazar. Hatta geçen araştırdım, Metin abiye sordum. Dedi ki benim kardeşim. Kardeş. Dedi. Çok da mutlu oldum. Sevgili Mustafa Kemal Atar diyor ki, Trabzon Arsin'den yazan kardeşimiz. Başkanım, balıkçı barınaklarındaki üst yapılar, barınaklar kanunu ve kıyı kanununda belirtilmiş olduğu halde bazı yetkililer kendi düşüncelerini kanunmuş gibi bize dayatıyorlar. Bu hususta bize ne tavsiye edersiniz diyor. Aynı zamanda Balıkçılar Kooperatif Başkanı olduğunu Mustafa Kemal Atar kardeşimiz bu vesileyle sormuş oluyor. Bu konuda çevre politikalarını takip etmek lazım. Ve ilgili ilgili odalarla ben Kemal Başkan'la çok yakınım, benim siyaset arkadaşım. Bu konuda ilgili odalarla birebir ilişki içerisinde olun ve bir de kıyı planlamasını, kıyı planlarını, imar planları üzerinden çok dikkatle takip edin Kemal Başkanım. Ve herhangi bir şey olduğu zaman da bizim odamızda paylaşın. Biz de burada diğer odalarla irtibat haline geçeriz. Bu açılmışken konu, bakın Kemal Başkanım hazır açmışken, ben çünkü az önce bir şey diyecektim de onu unuttum. Demin yoldan bahsederken Kenan Bey, Akçabas sahil geçişini unuttuk. Çok önemli. Benim de çünkü bakınız Kanlı Bulvarı'na Akçabat Orta Mahalle'yi dedik. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızla bu konuyu biz kendisine arz ettiğimizde
bu konudaki itirazımızı... Eski başkandan bahsediyorsunuz. Şimdiki Murat Zorluoğlu başkanımıza. Evet. Biz kendisi arz ettik ve sağ olsun kendisi aynen şunu dedi bize. Görev başkanım, ben de Trabzon'da denizin doldurulmasına karşıyım dedi. Ama dedi, o zaman dedi, eğer bu yolun sonuçta yapılması söz konusu değil, fakat dedi bu yol eğer yapılsa, yani böyle bir proje olsa bile dedi, bu olmazsa buna nasıl bir alternatif hazırlamak lazım dedi. Biz de tabii ki alternatif bunu hazırlanabileceğini, şehir plancılarıyla beraber hazırlanabileceğini ama esas meselenin Trabzon Güney Çevre Yolu olduğunu orada kendilerine arz ettik. Yani artık yani bu, illa denizi doldurup katletmenin bir alemi yok dolgu yapmanın. Artık deniz dolgusu Kenan Bey, bu kentte ben 54 yaşındayım. Ben Allah kendimi cümlemize ben bu kenti bildim bilir deniz dolduruluyor. Ben Ganita'da denize girdim. Ben Ganita'nın önünde o siyah kumlarda ben denize girdim. Ben çocuğuma şimdi Ganita'da denize girdiğimi anlatıyorum. Çocuğum bana gülüyor. Bak, maalesef. Baba nerede diyor denize girdim. Burada nerede deniz var? Denizi dürbünle bakıyoruz. Yani artık bu kentin, hatta Kemal Başkanıma geleceğim. Bu kentin deniz dolgusu rehabilite adı altında, bakınız çevre düzeni adı altında denize müdahale edilmesi artık buramıza geldi. Artık yeter. Evet. Kemal Başkanım'dan bahsettim. Benim müdavim izleyicilerimden bu akşam ilk defa ulaşamadı sevgili Suat Bayraktar. Trabzon'un kendisine selam ve sevgi. Renkli sima. Renkli simaya selam olsun. Teşekkür ediyorum. Sayın Ali Çavuş diyor ki, Kenan Bey, gerçekten programınızı beğeniyle takip ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyor Sayın Ali Çavuş. Karadeniz'in ve Türkiye'nin sesi olmak çok çok güzel bir duygu. Allah razı olsun. Allah bütün razı yorgunluğum olsun. Gidiyor ne sevgili güzel, Ali Çavuş maşallah, kardeşim. Allah razı güzel. Olsun. Ne kadar çok takipçi olursa programımız o kadar amacına ulaşacaktır. Sizleri ve Sayın Mimarlar Odası Başkanımızı sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Allah teşekkür razı ediyorum. Olsun efendim. Sağ olun. Var olun. Sağ ol. Biz de sizlerin bu güzel onurlandırmanızla beraber üzerimizden atıyoruz efendim. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum demiş. Devamı da var. Bakalım da devamında. Sayın Başkanımıza bir sorum olacak diyor. Buyurun. Ali Çavuş Beyefendi. Buyurun. Gerek belediyelerimiz gerekse devletimiz imar alanlarının belirlenmesi ve yapılaşmalarda Mimarlar Odası Başkanlarından görüş alıyorlar mı? Almıyorlarsa alması gerekmez mi? Sanırım bu ayrıntıyı kaçırmış olduk. Kısa yine hemen söyleyeyim. Söyleyeyim. Buyurun. Hemen söyleyeyim. Evet. Görüş alınmadı. Alınmadı. Hayır. Bu kadar basit. Görüyorsunuz arkadaşlar, bir ülkede daha bir sivil toplum örgütü olarak bu işin uzmanlık alanı olarak Mimarlar Odası'nın başkanının görüşü alınmıyorsa gerisini siz takdir edin. Sayın Mustafa mevcut Hocam, mevcut planlarla ilgili. Evet. Bir mesela bir revizyon plan yapılıyor. Evet efendim. Bir plan yapılıyor. Bu konuda bize danışılıyor. İl koordinasyon kuruluna bir toplam bilgi veriliyor. Ama yeni imar alanları açacağız. Eyvallah. Kentin güney steplerine gidiyoruz. Şöyle şey yapılacak diye herhalde bizden şu güne kadar bir görüş alınmadı. Evet. Saygıdeğer izleyicilerimiz, değerli 102.0'daki dinleyicilerimiz, bize her bakımdan ulaşabilirsiniz. Ben de her yere ulaşmaya çalışıyorum sizlere. Örneğin WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Canlı yayın telefonumuzun WhatsApp hattında 0532 337 5595 olduğunu hatırlatıyorum. Bu arada sevgili Murat Türedi çok güzel bir yorum daha yazmışsınız. Fırsat bulursam onu okuyacağım. Kendimle alakalı olduğu için sona bırakıyorum onu. Sevgili başkanıma yönelik soruları seçmeye çalışıyorum. Şu an Sayın Kadir Ocak kardeşimiz hoş geldin. Sayın Hasan Başlı Şentürk. Sayın Özcan Gedikli Hocam. Zonguldak'tan izliyor. Özcan Gedikli kardeşime selam olsun Zonguldak'a. Kocaeli'nden Raif Yılmaz kardeşim. Teşekkür ediyorum. Sayın Halit Büyükli teşekkür ediyorum paylaşımınız için efendim. Şu anda paylaştığınızı görüyorum. Sayın Profesör Muharrem Ulusoy. Sefalar getirdiniz Hocama efendim. Selam, Hocam sevgiler. Hoş geldiniz. Bekliyoruz o muhteşem yorumlarınızı. Ve Gümüşhane'den Savaş Aydın. Hoş geldiniz efendim. Sevgili Hasan Kurt kardeşimiz Trabzon Sürmene'den Folklor Derneği Başkanı şu an Sürmene'de bize izlediklerini ve sevgili Nurettin Akyüz kardeşimiz size de bize
güzel dileklerini, tebriklerini iletmişler. Trabzon'un tanınmış eğitimci simalarından. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sayın Köksal Durmuş Beyefendi, Sayın Atay Sancaktar ve Mehmet Tombul da yeni katılan arkadaşlarımızdan, sevgili Hasan Kurt kardeşimiz bize ve size güzel dileklerini sürmeden iletmişler, söyledim. Sağ olsunlar. Sayın Tamer Erdoğdu kardeşimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve Bursa'dan Adem Güzel Yaman kardeşimiz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz efendim. Sayın Hasan Şentürk kardeşimiz de hoş geldiniz. Mehmet Akif Aydın kardeşim. Evet, sizler de yazdığınızda okuyacağımızı belirtmek istiyorum. İstanbul'dan her programımıza yazan sevgili Fuat Temellioğlu. Efendim, muhterem babanız İbrahim Temellioğlu'na da selam saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Sevgili Fuat Temelloğlu'nun güzel her daim katkılarını, yorumlarını da biliyoruz. Sayın Alif Hacı Bektaşoğlu diyor ki, selamlar saygılar Kenan Bey diyor, yayınınızı dikkatle izliyorum. Ben bir oflu olarak, ya Allah aşkına Hacı Bektaşoğlu, ya şu ofu bir araya sokmasan, şu ofluyu bir öne çıkarmasan, Trabzon'dan bir adım öne. Ya abi bu işte böyle bir hastalık ama seviyoruz. Ben de sürmeneliyim biliyorsun, onun için çok da ne birbirimizi çok severiz oflularla ne de çok kavga ederiz. Ne de olsa komşuyuz hocam. Tabii bu bir espri ama her zaman oflu olmak bir adım önde gibi. Ben bir oflu olarak, neden ofta kentsel dönüşüm yapılmıyor? Evet, Ahmet Zengin, size de döneceğim efendim. Görüyorum ekranda. O soruya bir cevap vereyim mi? Buyurun, bitireyim verin efendim. Tabii, buyurun. Neden bizim ofta kentsel dönüşüm yapılmıyor ve bitirilmeyen inşaatlar var? Örnek belediye yanı, otel, yıllardır çoğu binalar çok eskiden beri kalma, bunlara değinir misiniz diyor. Buyurun başkanım. Ali Bey, samimiyetle bir şey söyleyeyim mi? Bugün ülkemizde uygulanan kentsel dönüşüm uygulanacaksa eğer, ofta hiç böyle bir şey uygulanmasın daha iyi. Ofu kaybetmeyin. Bakınız, kentsel dönüşüm günümüzde ne yazık ki birçok kentin tarihini, hafızasını, yaşanmışlıklarını, anılarını aldı götürdü Kenan Bey. Kentsel dönüşüm adı altında dokularımızı kaybettik. Dolayısıyla bizim hatta Sayın Mustafa Yaylalı Başkanımızın şimdi belediye meclis üyesi, kulakları çınlasın, onun il koordinasyon kurulu sekreteriyken beraber bir kentsel dönüşüm sempozyum, bir kurultayımız olacaktı, bir çalıştayımız olacaktı. Evet. Onunla ilgili orada da bir çalışma yapmayı düşünmüştük bu konuda. Kentsel dönüşüme bakışımız bizim biraz daha farklı Ali Bey. Yani kentsel dönüşüm tabii ki bir yapıyı rehabilite etmelidir ama bir dokuyu, bir mahalleyi yok etmemelidir. Biz buna inanıyoruz. Dolayısıyla yani çok hevesli olmak lazım bu konuda. Bırakınız yapmasınlar. Bırakınız yapmasınlar. Yani biraz böyle söyleyeyim. Bırakınız ofu koruyunuz. Bırakın of kalsın. Of kalsın. Sevgili Ali kardeş, selam ediyoruz. Efendim, Trabzon'un ünlü mali müşavirlerinden sevgili Necdet Özgür kardeşimiz. O Özgür programınıza selam olsun diyor, soyadı gibi. Evet efendim, sizin de selam, Özgür yorumlarınızı bekliyoruz sevgili Necdet Özgür. Ayrıca zaten elinizden nasıl randevu alacaksak bir randevu alalım ve görelim sizleri diyoruz. Sağ olsun. Efendim, bu arada çok saygıdeğer muhterem kayınbabanızın bir yorumunu da arz etmek istiyorum. Sevgili Trabzon'un ünlü doktorlarımızdan Rüştü Araz hocamız. Çok değerli Mimar Odası Başkanımızın da kayınpederi. Bakalım değerli hocamız ne yazmışlar. Diyor ki, bu arada Kenan Bey, mesleğimle ilgili bir sorunu dile getirmek isterim programınızda. Şeref duyarız hocam. Hastanelere, özellikle tıp fakültesi hastane yolundaki trafik sıkıntısına mutlaka ama mutlaka bir çare bulunmalı. O sıkışık trafikte, acil hastane hallerde ambulanslara yön vermek neredeyse imkansız. Bu bizim yaralarımızdan biri ve biz bunu defalarca toplantılarda dile getirmiştik zaten. Ne yazık ki orada hastanenin olması bir fecaattır. Evet. Yani hastane kendi içerisinde tabii ki fevkalade bir hizmet veriyor. Bu tartışılmaz bir konu. Evet. Fakat hastanenin o bölgede olması bir fecaattır. Zaten Kenan Bey, siz hastaneye çıkana kadar yolda ruhunuzu teslim edersiniz.
Yani çukurlardan geçilmiyor. Eyvallah. Bir sürekli rampa yukarı çıkan bir yol. Evet. Önünüzde ağır vasıtalar gidiyorlar. Tek şerit bir yol. Ambulans nasıl geçecek? Yani bunu biz dedik. Bu bir planlama hatasıdır. Bakınız öngörüsüz bir planlama hatasıdır. Burada bu kentin üst haritalarında, üst ölçek haritalarında ihtisas alanları ne yazık ki işlenmiyor. Yani benim ta sözün başında arz ettiğim şey oydu Kenan Bey. Daha konuya başlarken kentin geleceğine yönelik. Evet. Bu kentin sağlık bölgesi nedir? Turizm bölgesi nedir? Neresi sanayidir? Neresi kobidir? Neresi turistik yeridir? Vesaire. Okul, eğitim. Bunları çözemedik. Ya biz bakınız eski kent meydanları kamusal yapılarla taşlanır. Nedir o Kenan Bey? Evet. Tiyatro binası, belediye binası, adliye binası, hukuk binası vesaire vesaire değil mi? Valilik binası vesaire. Evet. Biz Trabzon adliyesini aldık, kaş üstüne götürdük. Yani merkezde olması gereken hastaneyi oraya götürdük. Hastaneyi de dağın başına. Stadı gittik, denizi doldurup koyduk. Şimdi onun yanına şehir hastanesi düşünülüyor. Yani birbirine eklektik olmayan tamamen ilgisiz konuları ne yazık ki Trabzon'un birçok noktasına serpiştirdik. Özetle Trabzon Kaşüstü Devlet Hastanesi konum itibariyle bir hatadır. Maalesef. Evet. Maalesef. Evet bu arada muhterem Rüştü Araz hocamızın vatandaşların da bu konuda duyarlı olmasına tabiatıyla dikkat çekmiş efendim. Evet. Tabii vatandaşlarımız. Evet. Evet hocam şöyle Sayın Başkanım desem ki kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu dersiniz? Yani biz kaçta başladık? Maalesef şu an 2 saate yaklaşıyoruz 7, efendim. 7.30'da 2 saate. Evet tam 7.30'da başladık. Ama 20 dakika gibi gelmiyor değil mi hocam? Hiç asla. Teşekkür ediyorum. Yine de maalesef yetiştiremiyoruz saygıdeğer izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Bahsedilen Kaşüstü Hastanesi, Tifaşüstü Hastanesi'de de hepsinde aynı sorun var diyor hocam. Çok önemli bir şeye değinmiş tabii hekim ruhu olunca saygıdeğer Rüştü Araz doktorum demiş ki Kenan Bey bazı yerlerde hasta için saniyeler çok önem kazanır. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Trabzon'un tek üniversite hastanesi, tıp fakültesi ama yolu yok. Çok çok. Efendim sevgili eğitimcilerimizden Aydın Bıyıklı Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Ahmet İskender diyor ki büyükşehir olan iller ve Trabzon'da da mevcut sorun ve Türkiye'nin genel sorunu kanayan yarası kırsal bölgeler ve köyler için imar planlarını yıllarca yapılamıyor. Vatandaş konut yapmak istiyor. Resmi izin yok. Sormadan yapsa kaçak imar planları uygulanıyor. Efendim Haskalı Yaylası'nda ve diğer yerlerde olduğu gibi yıkımlar da var. Onlarla ilgili de sorular geliyor. Sormadan yapsa kaçak imar planı uygulamaları için niçin bu kadar uzuyor ve bu da çarpık kentleşmeye veya estetik olmayan konutlar ortaya çıkıyor. Tebrik ediyorum Ahmet İskender'in. Ahmet Bey, konumunu bilmiyorum ama konuya çok vakıf birisi. Çok doğru bir şey söyledi. Evet, Sayın Ahmet İskender. Evet. Tamay Mühendislik Sanayi Ticaret'te yönetici olarak demek ki ilgili bir arkadaşımız. Evet. Ahmet Bey'i destekler anlamında bir şey söyleyeceğim. Buyurun ama efendim. Bir de acı gerçekler var. Onu da söylemek durumundayım. Şöyle ki şimdi Ahmet Bey'in bu bir kent sınırıyla ilgili bir konu bu. Yani bir mücavir alan nedir? Mücavir alan dışı nedir? Planlı alan nedir? Plansız alan nedir? Mücavir alan içi, plansız alan dışı nedir? Gibi birçok terim var. Bu bunlarla ilgili bir konu ne yazık ki. Ve bir diğeri de içinde bulunduğu kentin nüfus planlamasıyla ve gelişim değeriyle ilgili bir konu. Yani atıyorum, örnek olarak söylüyorum, önümüzdeki 10 yıllık bir süreçte kaçlık bir nüfus öngörülüyor bu kentte? Ona göre yaşam alanı açılıyor. Evet. Ne yazık ki bu bunlarla ilgili bir olay. Biraz da bilimsel bir istatistik gibi bir olay. Ama şöyle bir şey var. Her biliyorsunuz plansız bir alan bile olsa her alanın
bir şekilde kendi içinde de ehveni şer yapılaşma koşulları var. Evet. İşte bir yere kadar yani şeriatın kestiği parmak acımaz diye. Diyerek Ahmet evet. Bey bir yere kadar sineye çekip kabullenmek gerekiyor. Bir yere kadar işte o plansız alanın işte mücevher alan dışı olmanın getirdiği yapılaşma koşulu ne kadarsa %3-5-10 işte bunu evet. bir şekilde buna uymak gerekiyor. Evet. Bir de her tarafa benim malım gibi görüp binada yapmak gerekiyor. Değerli Başkanım, belli ki sizi tekrar inşallah yakın zamanda konuk edeceğiz. Çünkü yüzlerce şu an okuyamadığım yorumlar var. Trabzon Valilik eski basın müdürlerimizden sevgili Salih Özkan kardeşim, çok değerli Kenan kardeşim ve Güral Bey, tavşana kas taziye tut misali, yaylalardaki yıkımlara da lütfen değinir misiniz? Değinmenizi çok isterim diyor. Bu kaçak binalara yapım izni veren idareye, iradeye ne demeli? Şimdi yıkılıyorsa bunun suçu tamamen vatandaşta mıdır diyor Salih Özkan. Burada evet burada biliyorsunuz 2017'den evet. sonra 2017 yılında çıkan bir evet. imar affı yasasıyla 2017 yılından sonra yapılan daha doğrusu 2017'den sonra bir bina yapılmaması gerekiyordu. Yasaktı. Evet. Yani yapılaşma yoktu. Zannediyoruz bu yapılaşmanın bir bölümü bu 2017 yılından sonra yapılan yapılarla ilgilidir. Burada tabii idarenin bu konuda bir takibi ne kadar oldu, ne kadar evet. takip etti, uydudan ne kadar takip, çünkü uydu konusu evet. önemli. Çok önemli. O imar affında evet. biliyorsunuz uydu görüntüleri çünkü baz alınıyor. Çok çünkü insanın, kullanıcıların inisiyatifine bırakılıyor Salih Bey bu imar affı. Daki kayıt meselesi. Siz kaydediyorsunuz, binanızı gönderiyorsunuz ama bunun teyit edilmesi için devletin başvurduğu bazı yollar var. Bunlardan bir tanesi de uydu fotoğrafları. Ha, bu uydu fotoğrafları niye o dönemlerde dikkate evet. alınmadı veya gözden kaçırıldı? Bunu bilmiyorum. Evet. Biz burada şunu söyleyemeyiz. Bu konuda bize Uzungöl'den de çok şikayetler geldi. Biz şuna bir sorumluluk sahibi bir meslek odası olarak kaçak yapılara biz izin veremeyiz. Yani bir bıçak sırtındayız. Doğru. Bir bıçak sırtındayız. Yani onay olay veremeyiz. Şudur. Olay evet. şudur Kenan Bey. Evet. Ben şimdi bir adres Salih Bey'in şahsında bunu ilgili evet. bütün izleyicilerimize söylüyorum. Burada bir adres veremem. Evet. Şahıs vermem zaten mümkün değil. Bir adres mevkii de veremem. Genel konuşuyorum. Evet. Yıkılması gereken yapılar dururken birçok yerde sülleti, doğayı bozan yapılar dururken evet. sadece 2017'den sonra yapıldı diye bazı yapıların yıkılması elbette ki belki sosyal adalete uymayabilir. Evet. Yani bir sosyal patlamaya yol açabilir. Bunu anlayabiliyoruz. Yani yıkılmanın da yıkmanın da kendi içinde bir nizamının olması gerektiğine inanıyoruz. En azından bu konuda işin başında duran bir meslek erbabı olarak bunu söylüyorum. Hı. Ama biz dediğim gibi oda olarak bu konuda bir bıçak sırtındayız. Sayın Ahmet İskender bunun, konuyu bilen birisi evet, olarak. Bunun diğer tarafı evet. Biz keseri biraz daha bu tarafa yontarsak bu evet. sosyal patlamayı biraz daha öne doğru çıkarırsak kaçak yapılaşmayı savunur duruma gelebiliriz. Evet. Bu konuda da yanlış anlaşılmak istemeyiz doğrusunu isterseniz. Bunun en doğrusu mevcut yerle ilgili. İşte biraz da Ahmet Bey'in dediği, evet. bir de Ali Bey'in az önce bahsettiği şey, mevcut yerle ilgili bir planlama çalışmasının olmayışıdır. Evet. Bütün bunlara sebep olan budur. Sevgili Abdullah Sarı, teşekkür ediyorum o güzel yorumlarınız için. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Sevgili Ahmet İskender kardeşimiz konuyu bilen birisi zaten. Onları söylediğine evet. göre onları çok iyi bilen bir kardeşimiz. Sayın Akın Kuru Adnan Kofoğlu, Salih Özkan, Ahmet Dilber İstanbul'dan şu an izleyen arkadaşlarımız. Onlara da selam ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer arkadaşlarımızı da en azından Ahmet Bey'in evet. sözünü destekliyorum. Buyurun. Hani bir böyle 5000'lik haritalar 5'in yolda zor çıkıyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Ahmet Bey gene bir böyle 5000'lik haritalar gene iyi, gene 5-10 yılda çıkıyor. Ya biz daha üst haritalardaki ihtisas alanlarını göremedik daha bugüne kadar. Yani demin arz ettiğim, yani siz
bir herhangi bir kentte diyelim bir binanız var Ahmet Bey. Evet. Ya sizin bu binanız her an o kentte otel olabilir, hastane olabilir. Yani evet. Pat diye Trabzon'da bunun örnekleri var. Evet. Yani siz bir binayı hastane yaptığınız anda perişan oluyorsunuz. Evet. Oradaki yapılaşma, çevre hinterland, yol etkileniyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bu ihtisas alanlarının bir bölü 5000'liklerden ziyade daha üst ölçekli haritalarda işlenmesi lazım. Burası turizm bölgesidir. Burası ne bileyim sağlık bölgesidir vesaire gibi. Haklısınız. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Programımıza gösterdiğiniz ilgiye gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle işin uzmanı olarak da tabii katılması son derece önemli bizim için. Sevgili Hasan Kurnaz kardeşim, sefalar getirdiniz. Trabzon'un eğitimli tüccar terzilerinden. Sevgili Hasan kardeşim, Katip Çolak kardeşim, Maska Esiroğlu'ndan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Elimizden geldiği kadar sizlerin de o güzel yorumlarınızı iletmeye çalışmak istiyorum Sayın Başkan'a burada. Evet. Heba olan milletin servetini kim karşılayacak diye bitirmişti sevgili Salih Özkan kardeşimiz. Yani önce diyor neden izin veriliyor, verilmemesi gerekir. Sonra milletten çıkmış oluyor. Evet. Evet. Bunu da uydudan takip edebilir diye doğru. yorumluyorlar. Doğru. Çok doğru. Aslında doğru bir doğru yaklaşım. Evet. Doğrudur. Efendim o kadar çok şey var ki tabii söylemek için şu arkadaşlarımıza da sevgili Ali Yılmaz kardeşim, Trabzon Beşikdüzü'nden yazan kardeşimiz de çok önemli bir şeye değinmiş ama ancak sonuna doğru bulabildim sizi. Özellikle Beşikdüzü'nden Ofa kadar raylı sistem, raylı sistem, raylı sistem demiş. Adeta haykırmış sevgili Ali Yılmaz kardeşim. Ne dersiniz efendim? Trabzon'un Ali, büyük yarasına mı değindim? Ali Bey. Evet. En büyük yara. Bu Trabzon'un evet. yarası ayrı. Evet. Evet. Benim rüyalarıma kadar giren. İsabet oldu. İçimin derdi. şu gördüğünüz bakın başımda saç kalmadı. Yani ben 20 küsür yıldır 90'ların birinci yarısından bu yana evet. ben Trabzon için hep raylı sistemi dile getirince yazılar yazdım, makaleler yazdım, yazdım. Davet edildiğimiz konferanslarda, panellerde her yerde konuştum, her yerde dile getirdim. Ama ne yazık ki raylı sistem konusunda evet. proje aşamasında olmanın dışında projelerin bize sunulup konunun anlatılması dışında bugüne kadar uygulama anlamında bir adım atılmadı. Ne zaman atılacağı konusunda da bir flu görüntü var, netlik yok. Bu beni gerçekten üzmektedir. Bazen raylı sistemin olmasıyla işte yol yapılması, mesela güney çevre yolu vesaire gibi konular da karşılaştırılabiliyor. Ben buna karşıyım, doğrusunu isterseniz. Ben her zaman güney çevre yolunu bir damar, ana arter olarak görüyorum. Raylı sistemi ise o ana arter içerisinde giden kan olarak görüyorum. Evet. İkisi birbirinin alternatifi değil, ikisi birbirini tamamlayıcı şeylerdir. Trabzon'un Beşikdüzü'nden Ofa kadar, yani Samsun konusunu evet. atladım, evet. yani evet. O ayrı, yani o başka bir şey. O kentler arası bağlantı zaten o bir olması gereken bir şey ama kent içi trafiği için söylüyorum. Beşikdüzü'nden Ofa kadar Trabzon'un çoktan raylı sisteme kavuşması gerekiyordu. Evet. Hatta ben biraz daha ileri gidip buna bazen arkadaşlarım çok fantezik düşünüyorsun diyorlar ama evet. ben deniz taşımacılığını da birkaç defa gündeme getirmiş bir insanım. Evet. Neden ilçeler arasında şehir hatları vapurları gibi deniz evet. otobüsleri çalışmaz çok diye harika. Bunu defalarca söyledim. Çok doğru. Herhalde dünyada evet. üç çevresi denizlerle çevrili olup da deniz taşımacılığından hiçbir şekilde yararlanmayan evet. başka bir ülkede yoktur zannediyorum. Hem denizi hem de raylı sistemi kesinlikle kullanmak zorundayız. Evet, sevgili Hasan Kurnaz kardeşim demişti. Haydar Yeten Yaşar Demir, Trabzon Sürmene'den
Şu an programımıza yeni katılan arkadaşlarımıza da sevgili Ercan Karafat kardeşim olmak üzere. Evet, bu taraftan da bakalım efendim. Sayın Süleyman Aydoğdu, hoş geldiniz efendim. Sefalar başkanım, getiriniz. Merhaba başkanım. Merhabalar efendim. Sayın Hasan Akdeniz, Ali Şükrü Başta, Sayın Muzaffer Alkurt Hocam, Hasan Ayazhan, Özkan Güngör, Ali Yılmaz, çok güzel şey sormuştu. Mustafa Ergün efendim, Sayın Bahri Aslan, Babur Ali Yaşar, Şeref Çavuşoğlu, Mustafa Bayraktar, Ömer Demir, daha birçok insanlarımız, sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, son şeyimizle beraber efendim dilerseniz evet, programımızı kapatalım. Olsun. Evet, ana kumandada sevgili adaşım oğlum, Onur Kenan Aydoğdu. Yani, başarılı bir yönetmenim her zaman. Yani bu yakışıklı kardeşime seslendirmeni çok teşekkür ediyorum. Sesi benden çok güzel hocam. Ses mikrofonik. Evet. Benden çok daha maşallah, güzel. Maşallah. Ve çok saygıdeğer konuğum, Trabzon Mimar Odası Başkanı, değerli Gürol Usta Ömer oğluna çok çok teşekkür ediyorum hocam. Son sözlerinizle beraber buyursunlar efendim. Ben zat halinize buyursun ve Onur kardeşime çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum. Ayrıca zaten programınız ilgiye sahip bir program. Bu akşam bu tekrar tescillendi. Ben düşünceleriyle, görüşleriyle, yazarak, güzel duygularıyla, mesajlarıyla katkı sağlayan bütün izleyicilerimize buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet. Katip Çolak yazmış ama geç kaldık. Ne yapalım? Kapatıyoruz programımızı imar planına ilgili olarak. İnşallah bir başka programda sevgili Murat Türedi kardeşim, zamanım yetmedi. Sevgili Yaşar Demir kardeşim, maalesef zamanımız yok. Saygıdeğer izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz ve okurlarım, her zaman olduğu gibi yine bir solukta geldik. 2 saatlik programımızın Kenan Aydoğdu ile Nevan Öğ programının sonuna. Tekrar hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka programda özellikle siyaseti konuşmak üzere buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyor. Allah'a emanet diyorum.